İyi günler sayın seyirciler. Kocaeli'nin gündemi programıyla TV262 ekranlarında yine karşınızdayız. Özgür Kocaeli Gazetesi 5 Ocak 2017 Perşembe. 2017'yi sürekli söylüyorum ağzım alışsın diye. Çünkü tarih atarken hala 2016 diye atabiliyorum. Evet, Kocaeli Gazetesi Özgür Kocaeli şüpheciyiz, gerginiz manşeti atmış. 5 Ocak tarihli gazetesinde malumunuz bu terör olaylarıyla ilgili sıkı önlemler alınıyor. Ama işte vatandaş otogarda, ötede beride bazen çantasını, paketini unutuyor. İnsanlar da onun bomba olmasından endişe ediyorlar. Fünyeyle patlatılıyor vesaire. Gergin ve şüpheci bir duruma geldik manşetiyle çıkmış Özgür Kocaeli Gazetesi. Evet, tüfekle intihar. İntihar haberi okumak her zaman üzmüştür beni. Defalarca bununla ilgili de konuştum ama engellenemiyor işte nasıl bir şeyse. Sebebi işsizlik arkadaşlar. Körfez'e bağlı Kozluca köyü Ali Hocalar Mahallesi'nde oturan çiftçi Nurettin Bekçi ile Zerrin Bekçi'nin dört çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Mehmet Bekçi av tüfeğini başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Cesedini babası bulmuş. Uzun süredir işsiz olan, bu nedenle bunalıma giren Mehmet Bekçi Dilovası'nda bir iş bulmuştu. Ancak işe başlamadan bir gün önce anne ve babasının komşuya misafirliğe gittiğinde Mehmet Bekçi evdeki av tüfeğini başına dayadı ve tetiği çekti. Çok acı bir olay. Allah rahmet etsin. Evet, İsmet Çiğit. Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var diyor. Kar yağdı elektrik kesilsin. Yağmur yağdı sel bassın. Biraz rüzgar esse internet hatları kopsun. Limanlar denizlerimizi doldursun ama ihtiyaç duyulan yollar yapılmasın. Demir yolu olsun, banliyö tren çalışmasın. Havaalanı olsun, uçak inmesin. Biz bu ülkeyi omuzlarında taşıyan bir şehiriz. 2002'den bu yana AK Parti'ye en büyük desteği veren şehiriz. Bunları hak etmiyoruz diyor İsmet Çiğit. AK Parti'nin seçilmişleri de İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan hariç bu kentin yaşadığı sıkıntıları dile getirmiyor. Şu son elektrik rezaletinin ardından Kocaeli'nin 7 AK Partili milletvekilinin birlikte meclis kürsüsüne çıkıp şehrin halini anlatması gerekmez miydi? Büyük sorunlarımız var. Yerel yönetimlerin eliyle çözülemeyecek, devletin çözmesi gereken sorunlar var. Ne olur bizi bu kadar aciz duruma düşürmeyin. Bu şehri biraz koruyun, kollayın. Bu şehirde yaşayan insanların huzuru, refahı, mutluluğu için biraz yatırım yapın diyor İsmet Çiğit. Evet, İsmet Çiğit'in yine köşesinden farklı bir konu. İlhan Bayram'ın açıklamasını koymuş. O çeşmeyi bir esnaf kullanıyor. Hemen buradan okuyorum. Özetlememe gerek yok. Zaten kendisi özetleyerek vermiş. Dün bu sütunlarda Gölcük'ün İhsaniye beldesi merkezinde bulunan bir umumi çeşmeye İSU'nun önce bir sayaç taktığını, yani şöyle anlatayım. İhsaniye'de merkezde bir tarihi çeşme varmış. Neredeyse 100 yıllık bir çeşme. Su kaynağı da doğal kaynaklardanmış. Yani şebekeden kullanılmıyormuş. İSU buraya su sayacı takmış. Daha sonra fatura göndermiş. Kimse faturayı ödemeyince o tarihi çeşmeyi suyunu kesmiş, mühürlemiş diye bir haber vardı. Birkaç gündür var. İsmet Çiğit de bunu eleştirerek köşesine taşımıştı. Ama durum daha farklıymış. Mesele şu. İSU'nun mühürlediği çeşme o tarihi çeşme değilmiş. O tarihi çeşme o ağacın altında hala akmaya devam ediyormuş. Ve sayaç takılmamış o çeşmeye. Başka bir çeşme daha varmış. Onu da orada bir kasap esnaf kullanıyormuş. Ona İSU sayaç takmış. Evet. Onun açıklamasını yapmış olduk. İSU Genel Müdürü şunu söylemiş. O çeşme 100 yıllık tarihi çeşme falan değil. Kendi kaynağından su alan bir çeşme de değil. Şebeke suyuna bağlı. O çeşmenin kaidesi tarihi değil. Birkaç yıl önce yapılmış. Bu binaya bitişik yapılmış. Bir binaya bitişik çeşme. O binada bir kasap dükkanı var. Kasap dükkanındaki suyu kullanmıyor, o çeşmenin suyunu kullanıyor. Sayaç taktık, suyun parası ödenmedi. Biz kimseyi karşımıza almak, kimseye kötülük yapmak amacında değiliz demiş İSU. Ama kuralları da koymak ve uygulamak zorundayız demiş. İsmet Çiğit de İSU Genel Müdürünün söyledikleri doğruysa bana dünkü yazı nedeniyle özür dilemek düşüyor demiş. Ben de yazınızı okuduğum için ben de bu özüre katılıyorum haliyle. Demek ki yanlış anlaşılmış. Neticede köşe yazarımız da özrünü diliyor. Medeni bir tavır sergileyerek.
kurumlarımız bu açıklamaları gönderince ne oluyor? Haber, gazetelerimiz de bu düzeltmeleri yapıyor. Köşe yazarlarımız düzeltmeleri yapıyor, değerlendirmeleri yapıyor. Kamuoyunu doğru düzgün bilgilendirmiş oluyor. Açıklama yapılmasaydı biz hala öyle bilecektik. Bu adamı seviyoruz değil mi arkadaşlar? Çekiyor musunuz? Bu bizim şey gibi amcamın oğlu gibi gelmeye başladı adam bana. Çok sevimli bir adam. Hyundai Aslan Başkanı ve CEO'su Mong Hun Yon. Mong nasıl okunuyor bilmiyorum. Mong Hun Yon diye okuyayım ben. Hyundai'den yatırımlara devam. Hyundai Aslan Başkanı ve CEO'su Mong Hun Yon Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini terör saldırılarından dolayı Türkiye'de bulunmaktan bir tedirginlik duymadığını söyledi. İşte aslında vatansever bir yaklaşım bu yani. Bunu biz Türk vatandaşı yapalım arkadaşlar. O da öğrensin hemen vergi kaçırmayı falan. Evet, yine intihar haberi. Demin okumuştuk arkadaşlar. Bunu devam ediyorum. Ve Mustafa Küpçü. Kin ve nefret kaynağı. Gördüğünüz gibi ben yazıların zaman yetmesi bakımından özetleyebileceğim bölümlerini işaretliyorum. İşaret kalemiyle. Ama bunu işaretlemeye başladığım zaman baktım ki her yerini işaretlemişim. O yüzden tamamını okumak durumundayım. Yoksa konu dağılıyor. Özetleyemiyorum bir türlü. Kin ve nefretin kaynağı diyor Mustafa Küpçü. Bir insanın bir başka insandan ölesiye ve öldüresiye nefret etmesi nedir? İnsanın insana bu yüzden yaşattığı vahşet, vahşi hayvanların yaşamında bile yok. Dini inancı benzemediği için, etnik kökeni farklı olduğu için, farklı bir dille konuştuğu için, örfe, adet ve kültürü farklı olduğu için insan insana nasıl ve neden kin ve öfke duyar? Nasıl bu yüzden Allah'ın verdiği canı alır? Hangi din kitabı öldüreceksin diye emreder? Kin ve nefretin kaynağı nedir? Cehalettir, bağnazlıktır, ahlaksızlıktır, aklı aşan hırstır. AKP iktidarı iş başına geldiği zaman kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz dedi. Sözünü tuttu mu? Kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz sözleri kime aittir? Cemaatlere her türlü olanağı sağlayan, devlet içine girmelerine yol veren kimdir? Görev sırasında Rabia işareti yapan ya da Güneydoğu'da duvarlara Esadullah timi olarak tehdit işaret ve yazıları yazan polisler kimlerdir? Polisin siyasi veya dini kimlik taşıması hangi hukuk devletinde olağan karşılanır? Türk Ceza Kanunu'na nefret suçu eklendi. Eklendi de ne oldu? Nefret suçu mu önlendi? Bu nedenle birileri mi cezalandırıldı? Son yıllarda bu ülkede kent meydanlarında ve TRT dahil birçok özel televizyon kanallarında Atatürk'e hakaretler ve aleyhinde türlü yalanlar söylendi. Şeriat istekleri dile getirildi. Cemaatin başlarından aklı aşan açıklamalar yayınlandı. Cemaatin önde gelenlerinden aklı aşan açıklamalar yayınlandı diyor Mustafa Küpçü. Hangisi ceza aldı? Nefret suçu nedeniyle diyor soruyor. Bu yaşadığımız, son yaşadığımız Rayna terörü öncesi Müslüman Noel kutlamaz mesajları verildi. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma fetvası verdi. Oysa Hristiyan bayramı Noel başka, bir yeni yılı kutlamak başka bir şeydi. Noel 25-26 Aralık'ta kutlanır, yılbaşı kutlaması 31 Aralık akşamı. Bunu da bir kenara bırakın. Her insan kendi hesabını kendi verecek. Bir başkasının yaşam tarzından, inancından ya da inanç sapmasından sana ne? Sen kim oluyorsun? Katliam sonrası internet ortamındaki nefret söylemleri bu ülke insanının nasıl kutuplara ayrıldığını, nasıl ahlaksızca beyinlerin ve vicdanların kirletildiğini gösteriyor. Toplumu dindarlar, laikler diye bölenler şimdi kına yakmalıdırlar. Toplumu böldünüz, parçaladınız, kin ve nefretle doldurdunuz cahil kafaları. Şimdi birliğimizi parçalamak istiyorlar diyorsunuz. Kimler parçalamak istiyor? Yanıt yok. Hangi birlik? Birlik mi bıraktınız? Kin ve öfkeyle beslediğiniz eğitimsiz o zavallı kitleyi. Mısır'da laik düzenden korkmayın derken kendi ülkemizde toplumu laikçiler, dindarlar diye siz böldünüz. Bakın Rayna'da ölenlerden 7'si ve pek çok yaralı Suudi Arabistan'dı. Suudi kral soyu ne şeriat dindar ne haram. Şeriat Suudi kölesi halkın uyanmaması için var. Burayı özellikle çizmişim. Mustafa Küpçü diyor ki şeriat Suudi kölesi halkın uyanmaması için var. Biz ise Birinci Dünya Savaşı sırasında halifesini arkadan vuran, Amerikan emperyalizmi ile işbirliği yapan,
Atatürk düşmanı Suudi kralına en büyük nişanlarımızı takıyoruz. Neden? Kin ve nefretin kaynağı yalandır, haramdır, sömürüdür, insanlık dışı bir çağ dışı kültürüdür, diyor Mustafa Küpçü. Efendim? Yorum mu? Ben buna, yani bu kendi yorumunu kendi yaptığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani neticede köşe yazarlarımızın her birinin hayata bir bakış penceresi var. Mustafa Küpçü daha ziyade sol pencereden, sosyal pencereden bakar. Onun anlamında, onun bakış açısını ben burada okudum. Büyük bölümüne de katılıyorum. Katılıyorum. Yani nedir? Şimdi Suudi Arabistan'dan örnek vermiş. Yani Suudi Arabistan'daki şeriat İslam'ı temsil ediyor mu? Yani ne diyor Mustafa Küpçü de? Şeriat Suudi kölesi halkın uyanmaması için var. Suudi kraliyet ailesi, işte 9 kişi Suudi insanlar, Reyna'daki katliamda 9 tane, 9 mu 7 mi? Suudi Arabistan vatandaşı var. Hani şeriat olan ülkeden geliyorlar. Ha yok işte. He, o şeriat bizim dediğimiz değil yani. Öyle diyelim. He. Onlar o halde yani Mustafa Küpçü'nün bakışı da doğru olmuş oluyor. Suudi Arabistan'daki şeriattan söz ediyor zaten. Genel olarak demiyor bu. Suudi Arabistan'daki şeriat Suudi kölesi halkın uyanmaması için var. Ve bir sonraki yazısında yine Suudi Arabistan'la ilgili tespitleri var. Yanılmıyorsam yine Mustafa Küpçü'nün ya da başkasının, bu konuya oradan devam edeceğiz. Başka bir köşe yazarı ya da Mustafa Küpçü. Çok güzel örnek vermiş Suudi Arabistan'daki yönetimin refah içinde yaşadığından, halkın fakir olduğundan, ayrıca yani günah sevap bağlamında da Suudi Kraliyet Ailesi'nin hiçbir dikkati falan olmadığından, ya geçiyorlar karşı tarafa diyor, her türlü fışkı yiyorlar, içiyorlar, yiyorlar, zina ediyorlar, bu tarafa gülüyorlar, Müslüman takılıyorlar diyor. Bir köşe yazısı var. O yüzden oradan konu devam edecek. Yani şimdi ben bir köşe yazarı bir fikir beyan ettiği zaman ondan yararlanmaya bakarım. Fikir beyan edenin ateist olduğu, komünist olduğu, sosyalist olduğu, şeriatçı olduğu, AK Partili olduğu beni çok fazla ilgilendirmez. Ne yazdığına bakarım ben. Bana ne veriyor? İşte doğruluğunu oradan bakarsın. Kimin söylediğine bakarsan doğruluğuna bakmazsın. Değil mi? Yani şimdi Allah'a inanmayan bir adam Allah bir dese, madem sen söylüyorsun biz kabul etmiyoruz değil mi? Diyebilir miyiz öyle bir şey? Diyemeyiz yani. Biz söylediğine, yazdığına bakıyoruz. Yani o insanların şahıslarıyla sorunumuz yok. Yazdığına katılırız ya da katılmayız. Ayrıca bizim doğru olarak savunduklarımız da tartışmalıdır. Bize göre doğru yani. O da ötekine göre yanlış. Yani zaten biz böyle bir fikir platformu oluşturamazsak esas ülke sıkıntıya gider. Yani şu Kocaeli'de sağlanan bu köşe yazarlar arasındaki böyle bir platform keşke bütün Türkiye çapında sağlansa. Birbirlerine hain, main demeseler. Facebook'ta bir yazı yazıyorum. Hem bir şey de yazmamışım. Ben onu da okuyayım. Madem kaşıdın söyleyeyim şimdi sana. Ne yazmışım? Bunun neresinde art niyet var? Ben bunu çözemedim yani. Canım İzmir, top sende, görelim milli duruşunu demişim. Yani sabır diliyorum İzmir'e. Canım İzmir, top sende diyorum. Altına adam yazmış. Ne demek istiyorsun? Bilmem yobaz mısınız, bilmem ne misiniz? Ya buradan bu yobazı nasıl çıkardın kardeşim sen ya? Canım İzmir, top sende. Görelim milli duruşunu diyorum. Yani sabır dilemek bu yani. Altına yobaz mısınız, bilmem ne misiniz? Bir sürü tartışmalar yani. Ya isim söylemeyelim. Yazmış da benim Facebook sayfamda altında yazmış adamlar bir sürü. Ben cevap bile vermedim. Yorum yazan diğer insanlar birbirlerine cevap versinler diye. Yani tartışmanın bir seviyesi var. Doğrudan ya bir insana yobaz demek fikir beyan etmek değildir. Bir insana şerefsiz demek fikir beyan etmek değildir. Değil mi? Bir insana gavur demek fikir beyan etmek değildir. Bu hakaret kardeşim. Tartışıyorsan tartış. Ne bana yobaz diyor bilmem ne diyor. Değil mi? Devam. Tazerin al. Petrol şans mı yoksa bela mı? Bu konuyla ilgili Ozan Arif'in bir şiiri vardı. Şimdi aklıma gelmiyor. Çok harika bir yazı yakalamış Tanzer Hocam. Kerkük'le ilgili işte. Altımdan petrol çıktı. Ondan sonra dünya üstüme geldi gibi bir Ozan Arif'in bir dörtlüğü vardı. Hatırlamıyorum. Keşke hatırlasaydım. Tanzer Hocam diyor ki petrol şans mı, nimet mi, zenginlik mi yoksa uğursuzluk mu, bela mı, sefalet mi? Sizce hangisi? Siz petrolü ve petrol zengini ülkeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir örneklendirmiş harika. Orta Doğu'dan ve petrolden söz açıldığında hemen şöyle değerlendirmeler yapılır. Emperyalist ülkeler güney sınırımızı bilerek böyle çizmişler, petrol kaynaklarını hep dışarıda bırakmışlar. Ah o petroller bizde olacaktı. Bu yorumları yapanlardan bir tanesi de itiraf ediyorum, benim ben de öyle düşünürdüm. Hala öyle düşündüm tabii. İronik bir yazı tabii bu.
O petrol kaynakları bizde olsaydı ne olurdu acaba diye soruyor Tanzer İnal. Zengin mi olurduk? Devletimiz güçlü, milletimiz huzurlu mu olurdu? Bugünün petrol ülkeleri zengin ve huzurlu mu? Suudi Arabistan mı zengin? Katar mı? Irak mı? Libya mı? Hangisi zengin? Hangisi huzurlu? Bu ülkeleri yönetenler, petrolün nimetlerini emperyalist ülkelere peşkeş çekenler zengin, halk ise fakir, sefalet içinde, perişan, yerlerde sürünüyorlar. Gidin Suudi Arabistan'a, işte bu. Deminki konuya devam, ana kumanda. Gidin Suudi Arabistan'a, hac ve umre duygularını bir tarafa bırakarak inceleme yapın. Yani Arabistan'a gidince hacdır, umredir diye manevi hava ayrı tutuyorum onu diyor. Onun dışında bir incelemek için gidin diyor, bakın. Tazerinal. Belirli bir zümre dışında kalanların nasıl acınacak durumda olduğunu görür, kahrolursunuz. Nerede zenginlik, nerede huzur, nerede demokrasi? Bu mu Müslümanlık? Sadece kral ve çevresinin keyif çatması mı? Kral ve sülalesinin saraylarda yaşaması, yazın lüks yatlarda, kışın kayak merkezlerinde gönül eğlendirmesi mi Müslümanlık? Ülkenin yeraltı zenginliklerini emperyalist ülkelerle kırışarak servetlerine servet katmak mıdır Müslümanlık? Arabistan için eleştiriyor tabii. Petrolle bağlantılı olarak. Bakın burasıydı işte. Köprüden geçince her şey serbest. Tanzer Hoca diyor. Suudi Arabistan ile Bahreyn birbirlerine bir köprüyle bağlı. Suudi Arabistan'da pek çok şey günah. Bahreyn'de ise değildir. Köprüden Bahreyn tarafına geçince içki, kumar, gönül işleri ve benzer şeyler günah sayılmaz. Bu nedenle akşam saatlerinde bu köprü çok kalabalıktır. Kendi kafalarına göre günahtan kurtulmak isteyenler Bahreyn yolunu tutarlar. Yemedikleri halt bırakmazlar. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi Suudi Arabistan'a geri dönerler. Her zamanki gibi dindar kisvesine bürünürler. Bu mu Müslümanlık, bu mu insanlık, bu mu medeniyet, bu mu zenginlik diye soruyor Tanzer Ünal. Nedir? Ozan Arif Petroşi'ydi. Teşekkür ederim. Ya şimdi zaman yetmezse süreyi uzattırırım sana ama. Üç kıta mı? Evet, petrol konusuyla ilgili Tanzer Ünal'ın yazısını konuşurken bunu da okuyalım o zaman hızlı hızlı. Ben Türkmenim Türkiye, Irak'taki Türk'üm ben. Seninle aynı soy, aynı Necip ırkım ben. Bin yıldır burada dönen sana ait çarkım ben. Senin gibi ben de ta Oğuz'dan geliyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum. O zaman Arif okuyacak ki dinleyelim. Asya'dan çıkıp gelip edinince bu yurdu, petrol ne bilmiyordum, dünya da bilmiyordu. Altından petrol çıktı, bütün dünya kudurdu. O gün bugün dünyanın hedefi oluyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum. Ne zamanki petrolün tam farkına vardılar, üşüştüler başıma, her yanımı sardılar. Beni senin bağrından çektiler, kopardılar. Anasız kuzu gibi yıllardır meliyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum diyor Ozan Arif. Teşekkür ederim gönderen arkadaşı da. Irak ve Libya'nın hali yine petrolden yola çıkarak Tanzer Ünal diyor ki bırakın Suudi Arabistan ve Katar'ı, komşumuz Irak'ın haline bakın. Suudi Arabistan'dan sonra en fazla petrol Irak'ta var. Dünya petrol rezervinin %10.7'si. Irak zengin mi? Irak'ta huzur var mı? Libya'da aynı durumda. Orta Doğu'daki diğer petrol ülkeleri de. Hepsi perişan. Emperyalist ülkeler petrolün bulunmasından sonra bu coğrafyaya çullandılar. Müslümanı Müslümana öldürterek petrolü alıp götürüyorlar. Olup biten bu. Yıllardır devam eden bir sömürü oyunu. İşte bu nedenle petrol şans değil, nimet de değil, zenginlik de. Petrol uğursuzluk, bela ve sefalet demek. Petrol bitince veya petrolün değeri kalmayınca o güya petrol zengini geçinen ülkelerinin durumu daha da perişan olacak diyor. Tanzer Ünal harika bir yazı. Bu şurayı okurken şu bölümü İnci, dünya klasiklerinden John Steinbeck'i kimindi İnci? Hatırlıyor musun? John Steinbeck galiba. John Steinbeck'in İnci diye bir kitabı var. İncilik kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Yani böyle şöyle hatırlıyorum yani. Çok fakir bir kabile yaşıyor bir yerde. İnci, denizden inci çıkararak, işte istiridenin içine incileri ayıklayarak içimlerini sağlıyorlar. Ama çok efsane bir inci var. Çok büyükmüş, kıymetliymiş vesaire. John Steinbeck. John Steinbeck, tamam.
İnci'yi oradaki bir aile buluyor bir tanesi. Bir adam buluyor İnci'yi. Bulduğu işte duyuluyor diğer kabileler tarafından. Kabileler arasında savaşlar çıkıyor. Adamın çocukları öldürülüyor. Bu İnci'yi korumak için adam mahvoluyor. En son çıkıyor bir kayanın tepesine. İnci'yi denize fırlatıyor. Yani petrol bir konusunu Tanzer Hoca'dan okurken aklıma o kitap geldi. Yani onun bulunması bir zenginlik midir, bela mıdır? Onu doğru okumak lazım yani. Tanzer Hoca artık Twitter'daymış. Onu da söyleyelim adresini. TanzerUnal@TanzerUnal41 Twitter adresi. Evet, yani artık sosyal medyada gelin hocam. İsmet Çiğit'i de bekliyoruz Twitter'a, Facebook'a. Tanzer Ünal'dan sonra. Sadun Çetin'in var Facebook'a ama en son paylaşımı ta 6 ay önce. Bakıyorum ben, takip ediyorum. Mehmet Özmen. Herkes kabahatli, sadece Sedaş ve İSU değil. Konu malum. Geçen yılbaşı sırasında birkaç gün önce biraz yağış oldu, kar vesaire. Elektrikler kesildi, işte ortalık sel oldu, su götürdü vesaire. Yani kurumlar sınıfta kaldı diyelim. Onunla ilgili birçok köşe yazısı okuduk. Mehmet Özmen de yazısında diyor ki, doğal afet konusunda Kocaeli sıkıntılı bir kent. Şurası kesin ki sağanak yağışlara karşı altyapımız yeterli değil. İSU elbette bir şeyler yapıyor. Fakat şurası kesin ki Kartepe'ye, İzmit'e yapılması gereken yatırımlarla Karamürsel'e, Kandıra'ya yapması gereken yatırım aynı olmamalı. Çok mantıklı bu ya. Yani risk alanı oluşturulur. Çok yağış alan yere ona göre yatırım yaparsınız. Diğer az alan yere ona göre yaparsınız. Veya kar nereye fazla yağıyorsa ona göre yatırım yaparsınız. Eşit yapmak, adaletli olmak demek değildir diyor. Mehmet Özmen, özetledim arkadaşlar. Yani Sedaş bir takım işte suçlamaları kabul etmiyor diyor. TEDAŞ kabul etmiyor diyor. O zaman demek ki çok yağış yağdı. Umduğumuzun üstünde yağdı. Günah diyor. Allah'ın suçu sanki diyecekler neredeyse diyor. Mehmet Özmen ya. Neredeyse suçu diye yaradan atacaklar. Kimsenin suçu yokmuş diyor. Evet. Özetlemiş oldum. Zaman açısından demin çok konuştuğum için Mehmet Özmen'in yazısını kısa kesmek zorunda kaldım. Ama konu anlaşıldı herhalde. Evet, Demokrat Kocaeli Gazetesi 5 Ocak Perşembe. IŞİD alarmı. Reyna'daki katliamın sorumlusu teröristin İzmit otogarı civarında görüldüğü iddiası Emniyet Müdürlüğü'ne alarma geçirdi diyor. Alkışlar sana. Bunu da okuyayım. O da Diyarbakırlı. Özel güvenlikçi Ayşegül Kürkçü Diyarbakır Hani'ye kurulacak kütüphaneler için kısa sürede 5000'den fazla kitap topladı diyor. Biz de tebrik ediyoruz Ayşegül Kürkçü'yü. Bizim haberimiz olsaydı birkaç yüz kitap da biz ilave ederdik. Göndermediyseniz ederiz ama işte nereden ulaşacağız onu bilmiyoruz. Tebrik ederiz bu tür çalışmaları. Sevgili okur Burçin Sağlam'dan. Küçük küçük sevgili okur yazıları var. Burçin Sağlam'ın çok hoş. Ama duygusal yazılar ben okurken biraz karıştırıyorum. İnsan şu asırda bir vakti hasret duyuyor. Özlem dolu, iyilik, güzellik ve şiir dolu. Başını okşayacak ellerin sıcaklığına hasret kalıyor insan. Işıkların anlamını yitirdiği zamanlardan ulaşılamayacak anılara dalıverir kalır insan. Yaklaştırıp bir daha okuyorum çünkü ben de bir şey anlamadım, siz de bir şey anlamadınız. İnsan şu asırda bir vakti hasret duyuyor. Özlem dolu, iyilik, güzellik ve şiir dolu. Başını okşayacak ellerin sıcaklığına hasret kalıyor insan. Işıkların anlamını yitirdiği zamanlarda ulaşılamayacak anılara dalıverir kalır insan. Sait Faik meşhur bir hikayesinde o gün ne güzel bir gündü demiş ve o güzel gün için şunu dilemişti. Bugün kimse ölmesindi, bugün dövüş edilmesin, bugün kimse ağlamasındı. Ah sevgili okur, belki bir gün o gün olur. Kim bilir, var olun diyor Burçin Sağlam. Evet, Sedaş sadece para toplamada başarılı demiş Nevzat Doğan arkadaşlar. TEDAŞ Sakarya Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt'u makamında ağırlayan Nevzat Doğan, Sedaş çok başarılı bir şekilde parasını topluyor. Aynı başarıyı bu dediklerimizde de yapması lazım demiş. Para toplamada başarılı evet. Nevzat Doğan da halkın sesi olmuş yani bunu söyleyerek. Yücel Alpay Demir. Dinimizde bunlar yok. Giriş bölümünü okumuyorum. Bir güzel, sevimli bir örnekle girmiş konuya. Lanet olsun şu sömürü düzenine. Haçlı ve emperyalist terörizmi üzerine inşa edilmiş. Sözde Müslüman, El-Kaide.
DAEŞ gibi, PKK gibi, FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerine ve onlara adam yetiştiren bütün cemaatlere lanet olsun diyor Yücel Alpay Demir. Lanet olsun emperyalizmin, kapitalizmin bitmek bilmeyen, doymak bilmeyen işbirlikçilerine ve satranç tahtasında piyon dahi etmeyenlere. Bir bitmediniz ki şu cennet vatanda ağız tadıyla yaşayalım. İslam ve insan düşmanlarının sözde dinimiz adına yaptıkları ve de maalesef bunların kurgudan ibaret olmayıp da hakikat olduğunu düşündürmeye çalışmaları en vahimi, buna çanak tutan Kur'an-ı Kerim'den bir haber cahil Müslüman yurttaşlarımızın söyledikleri insan yaşamını, insan hürriyetini hayatın merkezine koyan saldırı veya meşru müdafaa hakkı doğuracak gerekçeler olmadıkça can almayı, zarar vermeyi kesinlikle reddeden, yasaklayan yüce dinimizin neresinde bu yaşatılanlar diye haykırası geliyor insanın, diyor. 2016'da yaşanan terör olaylarından bahiste diyor ki, uzun süredir coğrafyamıza şekil vermeye çalışanlar tarafından planlı programlı bir saldırı altındayız. DAEŞ, PYD, PKK diye yazılıyor ama Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri diye okunuyordu anlayabilenler tarafından. İçten içe sevinen, oh olsun siz misiniz yılbaşı kutlayan deyip reva gören zihniyetin bundan fırsat bulup İslam'a ve samimi Müslümanlara saldıranların sosyal medyada paylaştığı yakışıksız, cahilce yorumlarını okudum ve çok üzüldüm. Ben de aynı düşüncedeyim. Noel ile Mevlid Kandilini, Mekke'nin fethini yarıştırmaya çalışanlar, bunlar üzerinden televizyonlarda veya gazetelerde edebiyat parçalayıp durumdan vazife çıkaranlara, yerinde ise affınıza sığınarak sidik yarışı yapanlara, milletimizi kutuplaştırmaya çalışanlara apaçık gerçek olan Kur'an-ı Kerim ayetleri varken, Peygamber Efendimiz'den yüzlerce yıl sonra yaşamış din alimlerinin sözleriyle İslam'a şekil vermeye çalışan hurafecilere seslenmek istiyorum. Bunların hiçbirinin dinimizde yeri yok. Yüce Allah'ın mübarek iki elçisinin doğum günlerini yarıştırmak, kıyaslamak yok. Onlara iman etmek var. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed'e ve onunla birlikte gönderilen kitabın kendisine iman etmek var. Sözde siyaset için birbirini katletmek, cana kıymak, ötekileştirmek hiç yok. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in doğumundan yaklaşık 400 yıl sonra kutlanmaya başlanmış. İslam'ın veya imanın şartlarından biri değil. Noel de öyle. Mekke'nin fethi, İstanbul'un fethi gibi aylarca süren bir savaş, binlerce şehidin olduğu gibi bir fetih değil. Saygıdeğer Müslüman kardeşlerim, açın okuyun. Peygamberimiz 10 bin kişilik orduyla gidip teslim almış Mekke'yi. Hepsi bu. Burada okuyucu yanlış anlamasın. Ben Yücel Alpay Demir'i iyi tanıdığım için söylüyorum. Mekke'nin fethini küçümsemek anlamında yazmıyor bunu. Mekke'nin fethi bir çağ açıp çağ kapatmış bir hadisedir haliyle. Çok fazla ölü olmamış. 15 ölü var benim bildiğim kadarıyla. Müslümanlardan şehit yok. Mekke teslim alınırken, içeri girerlerken peygambere saldırmak isteyen aşırı azılı kafir grup var. Onlardan 15 kişi öldürülüyor. Onun dışında Peygamber Efendimiz kendi amcasının katilleri dahil herkese eman veriyor. Silah kullanmayan, bize karşı çıkıp da savaşmayan, hiç kimseyle savaşmayacağız, kimseyi öldürmeyeceğiz diyor. Böyle bir çok anlamlı, yani 1400 sene önceden bahsediyoruz. Çok o dönemdeki dünya şartlarında insan hakları açısından bir memleketi fethettiğimiz zaman zafer kazanan komutanın davranış biçimleri açısından, her açıdan Mekke'nin fethi birçok açıdan insanlık alemine örnektir. Yüce Alpay Demir'in söylemek istediği Mekke'nin fethini küçümsemek değil. Yani ama ne diyor ki işte bizim İstanbul'un fethi de var. Bu da var, bu da var. Yani bunları birbirleriyle kıyaslayıp yarıştırmak diyor. 15 yıl Arabistan'da ticaretle uğraşan biriyle sohbet ettim. Sordum Mekke'nin fethi Arabistan'da kutlanıyor mu diye. Hiç şahit olmadım dedi. Kutlamak isteyen elbette kutlasın. Benim için de çok kıymetli. Mekke'den ayrılmak zorunda bırakılan peygamberimin tekrar doğduğu şehre, İslam'ın tebliğ edildiği topraklara geri dönmesi. Ama bu anlamlı günler ayrışmaya değil, birleşmeye vesile edilebilmeli. Taif'te kendisini taşlayanlar için dahi dua eden, bu bana taş atanların içinden Allah'ın rızasını kazananlar çıkacaktır diyen, merhamet ve iyilik elçisi Hazreti Muhammed'in gittiği ve yönlendirdiği yoldan gitsek ne güzel olacak. Velhasıl kardeşlerim,
Dinimizde Allah adına aldatmak, Allah adına öldürmek, ölene sevinmek yok. Yaşatmak var, özendirmek var, merhamet var, hoşgörü var, tebliğ var, zorlama yok. O da bizde yok. Ne olur Irak'ın başına gelenler, Mısır'ın, Libya'nın, Suriye'nin başına gelenler bizim de başımıza gelmesin diyor Yücel Alpaydemir. Tamamen katılıyoruz tabii. Yani değerli, ortak değer olan günlerimizi bile ayrışma vesilesi haline getirdik ya. Bu da bir nevi teröre hizmet işte. Erdin Ade'de 70 bin işsiz neyi ifade ediyor diyor. İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 70 bin işsiz var, 52 bin 70 bin işsiz var, 52 bin de nasıl ters olmasın okuyayım şunu da. Aralık sonu itibarıyla Kocaeli'de 70 bin açık iş, 70 bin açık iş var, 52 bin işsiz var ama çalışmıyorlar diyor. Demin bir açıklama yapmıştı, okumuştum onu daha önce. Burada yayında. Görüştüğümüz çoğu işveren hem işsizlik var diyorlar hem de biz eleman bulamıyoruz şeklinde bize dert yanıyor. Çoğu işveren işsizliğe inanmıyor. En büyük sıkıntı da işveren ücretleri. Biraz daha zorlayıp ücretlerini yukarıya çıkartırlarsa bu sorun çözülür. Tecrübe kazanan işçi bu defa 100 lira fazla veren yere gidiyor. Firmalar tecrübe kazanan işçilerinin maaşlarına zam yapsalar bu sıkıntı yaşanmaz diyor Ulvi Yılmaz. Ve Erdin Adede diyor ki bu tespit çok doğru ve yerinde bir tespit. Gelinen noktada fabrikaların bu kadar işsizliğe rağmen işçi bulamamasındaki en temel sorun eğitim sisteminin çarpıklığıdır. Bugün Türkiye'ye yüzlerce üniversite var. Türkiye'de. Neredeyse her gün bir üniversite açılıyor. Buralardan on binlerce öğrenci mezun oluyor. Çoğu da 4 yıllık fakülte mezunu. Beklentisi büyük. Çünkü yıllarını okumaya vermiş. Ama gerçek hayat farklı. İş imkanları sağlanamadığı için kısa sürede işsizler ordusuna katılıyor. Geriye bir tek asgari ücretli iş kalıyor. Çalışır mı? Çalışmaz. O yüzden de işsizler ordusu büyür. Tabii burada da tek suçlu eğitim sistemi değil. 3 kuruş daha kazanmak için kalifiye işçiye asgari ücreti çok gören işveren de bu tablodan sorumludur. Ver işçinin hakkını, bak o zaman başka yere gidiyor mu? Merak etme, gitmez demiş Erdin Ade'de. Aynen katılıyorum. %25'i kabul ettirirse iyidir. Büyükşehir'in örgütlü hizmet, Büyükşehir örgütlü hizmet iş yine muhteşem bir sözleşme taslağına imza atmış. İmza attılar, ben onu yeni okuyorum buradan. İnşallah atmışlardır. Yani %25'ten, %25 maaş zammından kapı açılmış. Hayırlısı olsun, inşallah becerirler, anlaşırlar. İşçinin daha çok para alması hepimizi sevindirir. Çünkü neticede kente de kan verir. Alışveriş canlanır, değil mi? Mavi Kocaeli gazetesi. Çok yavaş mı gittik bu sefer ya? İnönü Caddesi de bitti. Ekonomik durgunluk ve İzmit yanlış yönetilmesi şehir merkezini bitirdi. İzmit, kent merkezindeki ticaret durma noktasına geldi. Bir zamanların en gözlü noktası İnönü Caddesi'nde neredeyse bütün dükkanlar boş demiş ve buraya örneklerle fotoğraflar devren kiralık. Kaç tane dükkanın çok güzel bir çalışma yapmışlar. Mavi Kocaeli gazetesi koymuş. Yani bitti diyor İnönü Caddesi artık. Ve Yüksel Ercan, vatandaş isterse her ihtiyaç ucuzlar. Buna benzer bir yazıyı geçen programda okumuştuk. Aynı mantıklı bakan bir yazı yine Yüksel Ercan'dan. İşaretlerden devam ediyorum. Bizimle birlikte çok sayıda vatandaşımızın çağrılarına daha fazla dayanamayan yetkililer eski Hisar topçular arasında bu zamana kadar 60 lira olan geçiş ücretini 45 liraya indiriyoruz. Bileti gidiş dönüş alan yolcularımız ise 90 lira yerine 80 lira ödeyecekler diye fena sayılmayacak bir indirime gitmek zorunda kaldı. Yani biz ne diyordu? İtiraz kültürümüzü geliştirirsek diyor, tabii kırmadan dökmeden Yüksel Ercan, bu fiyatları aşağı çektirebiliriz diyor. Özellikle bordrolu olarak çalışan kesimden devlet zaten son derece büyük oranda vergi kesiyor. Kestiği son derece büyük vergilere rağmen başta belediyeler olmak üzere hemen her kurum neredeyse vatandaşın attığı her adımdan vergi alacak noktaya kadar gelmiş durumda. Hem vergi almak, sonra da bizden aldıkları vergiler üzerinden hayatımızı zorlaştıracak vergileri bir daha tahsil etmek nasıl bir duygudur anlamakta doğrusu zorluk çekiyoruz diyor Yüksel Ercan. Belediyelerde ve devletin kurum ve kuruluşlarında makam araçlarının fazlalığından, onların işte devlete, millete yük olmasından söz etmiş. Kaç tane makam aracı var diyor. Yani israf ekonomisinden söz etmiş. Kocaeli'nin bir ucunda evi olan bir bürokratın görev yeri Kocaeli'nin diğer ucunda. Yine bunun tam tersi noktasında da başka bir bürokrat var. Her sabah
bir makam aracı ile bu bürokratlar alınıp diğer uca getiriliyor. Başka bir ilçedeki bürokrat da bu ilçe merkezinde görevli olan, yani diyor ki bir ucunda bir bürokrat var, başka bir belediyenin bir tarafında görevli. Makam aracı gidiyor, her gün onu alıyor, tersi de oluyor diyor. Bunlar diyor madem yakın olan yerlerde istihdam edilseler de diyor en azından israfa biraz dur demiş oluruz diyor. Milletin sesine hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetici kayıtsız kalamaz. Yeter ki taleplerimizi demokratik kurullar içerisinde yapalım, tepkimizi gösterelim ve nasıl sonuç alabileceğimizi de bağdaş kurarak seyredelim diyor. Evet, Yüksel Ercan'ın önerisiydi. Osman Gazi Köprüsü'nde yapılan indirimden sonra yazı yazmıştı. Yüksel Ercan, eski Hisar topçular arasındaki feribot seferlerinin indirim olsun diye yazmıştı. Ve indirim yapılmış gerçekten. Yüksel Ercan'ı da tebrik ediyoruz. Yani o yazdı diye yapıldı anlamına gelmiyor ama o neticede yazdı ve yapıldı anlamına gelmese bile Yüksel Ercan yazdıktan sonra indirim yapıldı. Ben onu görürüm. Ben gazeteciden yanayım arkadaşlar. Gazeteciden yanayız. Cemalettin Öztürk, Ceyhan ve Ünlü'nün bu girişimi çok hoştu. Evet. Bunu da özetleyeyim. Biliyorsunuz Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci konseyi seçimleri yapıldı. Seçimleri MHP'li bir aday kazandı bir oy farkla. Daha sonra itirazlar oldu. Üniversite seçimi iptal etti. Bu iptal işte AK Parti ile MHP arasında bir gerginliğe neden oldu. Üniversite öğrencileri düzeyinde. Bununla ilgili MHP İl Başkanı Aydın Ünlü gerekli hukuki süreci başlattı. Ama üniversitenin içinde böyle bir gerginlik olmasın diye seçimler tekrar edileceği için AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'la MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadettin Ülagu'yu, rektörü ziyarete gidiyorlar. Ve basın huzurunda, kamuoyu huzurunda bütün öğrencilere sağduyu ve sükunet öneriyorlar. Cemalettin Öztürk bu güzel yaklaşımı köşesine taşımış. Hem Cemalettin Öztürk'e teşekkür ediyorum. Hem de Ceyhan ve Ünlü'ye önemli. Üniversite karışı sıkıntı büyür. O yüzden özellikle ülkücülerde, AK Partililerde her biri arkadaşlar birbirine saygı gösterecekler. Ve seçimin sonuçlarına kabul edecekler artık. Yani yazının özeti bu arkadaşlar. Cemalettin Öztürk de sağduyu davrandıkları için her iki il başkanını da kutluyorum demiş. Biz de kutluyoruz. Gurur duyuyoruz. Yani böyle sağduyulu il başkanlarımız olsun. Evet. Yani belki de şu açıklamalar kaç olayın önüne geçti yani. Kaç olayın önüne geçti. Çünkü gençler üniversitede biraz gençlik de var da genç adamlar çabuk ateşlenir, çabuk fitillenir. Büyükler büyüklüğünü düzgün yaparsa gençler de onlara inanır, barış gelir, huzur gelir. Bu çay buz gibi oldu arkadaşlar. Niye bana böyle eziyet ediyorsunuz? Yok mu çay? Hülya Hanım'ı çağıralım. Çağdaş Kocaeli Gazetesi 5 Ocak Perşembe. Emniyette terfi heyecanı, emniyetteki terfi ve derle ilgili zaten belli manşet. İntihar haberi devam. Sadun Çetin. Yine harika bir köşe yazısı arkadaşlar. Sadun Çetin'in yazılarından son derece iyi faydalanıyorum ben. Yani ufkumu açıyor. Hassasiyetlerimiz ve 22 günde 4 terör saldırısı başlıklı yazısında Sadun Çetin. Özetliyorum, terör olaylarını zaten her seferinde anlattık. Kayseri, İstanbul, Beşiktaş, Reyna vesaire. Bu kadar teröre kurban veren dünyanın hiçbir ülkesi kısa zamanda belli doğrultamaz. Şok olur ve bunun etkisini uzun süre o ülke üzerinden atamaz. 22 günde 4 büyük terör saldırısıyla karşı karşıya kalan ülkemizin bu badireleri çabuk atlatıp moralini hiç bozmaması elbette 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın sağından soluna kadar bütün siyasi partilerimizin, STK'larımızın kısaca hep birlikte büyük bir kenetlenme yaşamamız ve birbirimize daha sıkı sarılmamızdandır. Çok küçük bir kesim hariç herkes aynı acıyı hissetti. O çok küçük kesimi ise insanlıkla alakası olmayan, bu ülkeyi sevip sevmediğinden şüphe duyduğum sadist, teröre neredeyse sempatiyle bakan, ruhu ve kafasının içi kapkara olanlar olarak değerlendiriyorum, diyor Sadun Çetin. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, bu kesim işte sosyal medyayı kullanmasını çok iyi biliyorlar, diyor. Sosyal medyada işte bir tarafa bir terör olayı olduğu zaman işte oraya niye gittiniz gibi kamplaştırıcı, ayrıştırıcı paylaşımlar yapıyorlar. Medyayı, sosyal medyayı kullanıyorlar, diyor Sadun Çetin. Buraya atlıyorum. IŞİD, DAEŞ, PKK, FETÖ örgütlerinin işbirliği ya da ayrı ayrı yaptıkları eylemlerin bitme imkanı yok görünüyor. Bu örgütler ülkemizin hassasiyetlerini, kimilerine göre fay hattı dediğimiz, kaşıyıp buradan bir provokasyon çıkarabilir miyim diye eylemler yaptıkları bir gerçektir. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, laik, antilaik ve sağ sol gibi hassasiyetlere hep saldırıyorlar. Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve laik muhafazakar savaşı çıkarmayı çok denediler ama beceremediler.
Şimdi sırada tehlikeli bir hassasiyet kalıyor. O da sağ-sol kavgasıdır. Onun zemini ise referandum arenasında oluşabilir diye kaygılıyım. Bu kaygılarımı yarın aktarmak istiyorum diyor. Bir sonraki günde okuyacağım onu. Çok önemli arkadaşlar. Yani sağ-sol kamplaşmasına referandum sürecinde öyle bir kamplaşmaya düşülmesi muhtemeldir diye uyarıyor Sadun Çetin. Çok önemli arkadaşlar. Yani işte yaşam tarzına müdahale, siyasi ayrışmalarımız vesairelerimiz bir sol cephede, biri sağ cephede toplanıp da bu şekilde bir ayrışmaya olursa 12 Eylül öncesinden örnekleri kendi vermiş, kendi yazısından okurum ben. Ses geldiği zaman ben anlatmayayım aynı yazıyı bir daha. Bizim Yakı Kocaeli gazetesi Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ilk projemiz kardeşliği pekiştirmek demiş. İntihar haberi yine ve Serhat Duyar. Bir yudum sıcak çay içeyim arkadaşlar. Serhat Duyar, Diyanet şans mı dileyecekti demiş. Yine konu malum, özetlememize gerek yok. Yılbaşı kutlamaları ile ilgili Diyanet'in açıklamaları, hutbesi. Ondan sonra o dönemde de işte yılbaşı gecesi diyeyim. Reyna'da yapılan katliamla ilgili derleyip toparlamış ve yorumlamış Serhat Duyar. Saldırı ardından sosyal medyada tuhaf gelişmeler yaşandı. Yaşam tarzı tartışmaları başladı. Noel mi yoksa yılbaşı mı? Polemikleri tırmandı. Allah aşkına her tartışmaya girmek zorunda mıyız? Her konuda yazmak zorunda mıyız? Bilen de bilmeyen de sosyal medyada yazıyor ve sıkıntı çıkartıyor diyor Serhat Duyar. Kamplaşma ve kutuplaşma ateşine odun taşıyacağımıza birlik ve beraberliğe katkı sağlasak ne olur? Birleştirici olalım, bütünleştirici olalım. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görelim. Gelelim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adının içinde bulunduğu tartışmalara. Değerlendirme yapmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden tekrar 30 Aralık Cuma günü okunan hutbenin tamamını okudum. Şimdi madde madde soruyor Serhat Duyar. 1. Cuma namazına gelen Müslümanlara okunan hutbede bizler Müslümanız, Müslümana yakışan bir şekilde yaşayalım. Ana fikrindeki mesajda tuhaflık ne? 2. Zamanlamasıyla ilgili eleştiri yapanlara Diyanet İşleri tabii ki gündemle paralel hutbe yayınlayacak, okutacak. 3. Meşru gayrimeşru tartışmasını hoplatanlara İslami kurallar Müslümana meşru, İslam dışı olan içki, kumar vesaire gayrimeşrudur. Hayırdır, siz neyin peşindesiniz diyor. Ya ne diyecekti Diyanet yani. Devam edeyim. 4. İslam dini ile terörü maksatlı bir şekilde yan yana getirmeye çalışanlara, getirenlere ise en hafifiyle yazıklar olsun diyorum. 5. Müslüman topluluğa hitap eden Hoca Efendi, yılbaşı gecesi fazla kaçırmayın. Piyangoda ise şans diliyorum mu diyecekti. Yani hutbede çıkıp da Hoca Efendi yılbaşında fazla kaçırmayın içkiyi mi desin? Ya piyangoda şans diliyorum bu desin diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı demişken size de maddeleri sıralamazsam kahrolurdum. Şimdi dönüyor bu tarafa. Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, 1. At yarışı, şans topu, sayısal loto vesaire bahislerinin de haram olduğunu her fırsatta söylemelisiniz. 2. Vatandaşların çoğunluğunun Müslüman olduğu, nüfus kağıtlarımızda dini İslam yazanların ülkesinde devlet eliyle kumar oynatılmayacağını da söylemelisiniz. 3. Evimiz içine giren televizyon yoluyla ciddi bir ahlaki erozyon hepimizin malumu, devletin kurumu RTÜK'ünü ikaz ederek Türk İslam kültürüne uymayan programların da sakıncalı olduğunu söylemelisiniz. İlgili kurumları ikaz etmelisiniz diyor. 4. Kamu malının haram olduğunu, çok hassas olmamız gerektiğini her zamankinden daha fazla söylemelisiniz diyor Serhat Duyar. 3 yanlış 1 doğru. Bir de bu var. 1. Müptezel, ruh hastası Barbaros Şansal şahsına millet o kadar kafiyeli şeyler yazdı ki yazılanların üzerine benim kelimelerim çok hafif kalır. Hafif kalır diyor. Yanlışın kralısın demiş. 2. Havaalanındaki saldırganlar ve saldırganları destekleyenler. İkinci yanlışta sizsiniz. Bu ülkede hukuk var, devlet var. Evet bu adamcağa en ağır cezayı vermeli ama bu siz değilsiniz. Zaten istenen kamu düzeninin bozulması değil mi? Kendiniz ceza veremezsiniz. Hukuk var diyor. Bir yanlış da sizde var diyor. Serhat Duyar çok güzel tespitler. 3. Milletimizin demokratik tepkiden, fiili tepkiye götüren cezaların hafif kalmasıdır.
Bununla ilgili hükümetin, devletimizin acilen düzenlemeler yapması gerekmektedir. Verilen cezaların insanları hayrete düşürmek yerine kamuoyunu rahatlayacak düzeyde olmalıdır. Yani bu tip saldırılar olduğu zaman ağır ceza verilsin diyor Serhat Duyar. 4. Gelelim fasulyenin faydalarına. Böylesi tiplere Yüce Türk Milleti'yle dalga geçen, cepheleştirme çalışmalarına katkı sağlayanların bir ilacı olmalı. Bunların kurşun sıkan, bombanın pimini çeken terör örgütü üyelerinden bir farkı yok. Cezaları idam, nokta. Çok ağır bu idam. Asalım diyor. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ve suç işleyene bir daha cesaret edemeyeceği cezalar vererek toplumdaki kamplaşmanın önüne geçmeliyiz. Yani bu tip sorumsuz hareket edenlere aynı ağır cezalar verelim ki kamplaşmanın önüne geçelim diyor. Kutuplaşma için nifak tohumları eken tetikçilere fırsat vermemeliyiz. Kindar bir kutuplaşma bizim dışımızda herkesin işine yaradığını unutmayalım diyor. Serhat Duyar. Hayrullah Demiray, önce ülkem sonra ben. Zaten başlık yazıyı özetledi arkadaşlar. Bütün hainler birlik olurken neden bizler birliğimizi ve dirliğimizi sağlayamıyoruz? Hainler hep birlik oldu diyor. Biz niye birlik olamıyoruz diyor. Hayrullah Demiray. Herkes bana ne demekten vazgeçmeli. Herkes birinin görüş ve düşüncesine, yaşam tarzına saygı göstermeli. Kimse kimseye küfür etmemeli. Kimse hakkından fazlasını istememeli. Kimse bencil davranmamalı. Toplumdaki değer yargılığına saygı göstermeli. Aynı vatanda özgürce yaşayan bireyler olarak birbirimize tahammül etmeliyiz. Herkes tahammül sınırlarını zorlayacak işler de yapmamalı diyor. Evet, siyaseten olan biteni de eleştireceğiz. İç meselelerimizi de, ama önce ülkemizi bu hain yapılara karşı korumak zorundayız. Önce ülkem, sonra ben diyor. Hayrullah Demiray, güzel. Mevlüt Soysal. Çocuk oyuncular sahnesiz oyunlar buluşması, sahnesiz oyunlar buluşması ve yaşam. Kendisinden okuyayım, hemen şurada işaretledim zaten. Yaşam, zor ve kaos dolu zamanların içinden geçerken kürsünün başına geçen siyasetçi hep şöyle der. Günlük yaşamınızdan asla taviz vermeyin ve ekler. Terörün amacı da sizi günlük hayatınızdan alıkoymak zaten. Devam eder. Onların amaçlarına hizmet etmeyin. Yani gezin, dolaşın, eğlenin. Dün ne yapıyorsanız bugün de onu yapın. Bense bir adım ötesine giderim hep. Yaşam kelimesinin altını daha fazla doldurun. Nasıl mı? Doğumdan ölüme olgular bütünü olan bu kavramın olgu yönüyle daha fazla ilgilenerek, üreterek, yaşamın renkleriyle duvarları boyayarak, dokunduğunuz ellere yaşamın sıcaklığını ulaştırarak ve evet, çocuk oyuncular sahnesiz oyunlar buluşmasına giderek, çünkü yaşam orada, varlığın kanıtı, olgunun gerçekliği orada. Bu cumartesi ve pazar, önümüzdeki hafta cumartesi ve önümüzdeki hafta pazar günü Dolphin Alışveriş Merkezi'nde yolunuz düşerse değil, yolunuzu düşürerek gidin diyor. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçı'nın yönetiminde yapılacak bu etkinliğe gidin diyor. Yaşam, ülke ne zaman karanlığı yaşasa aydınlığı özleyen herkes şu ifadeyi kullanır. Sanata dokunun. Ülke ne zaman karanlığı yaşasa aydınlığı arzu eden herkes sanata dokunun der. Ekler, karanlık sanatı tepeleyerek gelir. Karanlık sanatı tepeleyerek gelir. Devam eder. Sanattan ve sanatçıdan uzaklaşmak karanlığa hizmet eder. Bense bir adım ötesine giderim hep diyor Mevlüt Soysal. Ve diyor ki sanata dokunmaktan öte bir emekçi olarak sanatın büyümesi için eller taşın altına konulmalıdır diyor Mevlüt Soysal. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Aynen katılıyorum. Ozan Özgenç, Kent Konseyi beklentileri yükseltti. Kent Konseyi biliyorsunuz yeni başkanını seçti. Seri devam ediyorum. SEKA'nın kapanma sürecinde bugün kendisini Kent Konseyi Başkanlığı makamı için tavsiye eden isimlerden biri olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanlı'ya karşı karşıya gelmiş bir isim şu an başkan. O gün işçilerin hakları için, ki o süreç sonunda hiçbir işçi boşta kalmamıştı. İşçilerin hakları için o günü SEKA kapanırken Büyükşehir'le kavga eden Uyar bugün kent adına Kent Konseyi'nin başında Büyükşehir'le birlikte çalışacak. Zaten yıllardır Kent Konseyi bünyesinde bulunan Uyar, kuruma yabancı bir isim değil diyor. Ama çok hoş bir şey. Bu demokratik bir olay işte arkadaşlar. Bu örnek. Yani demek ki Büyükşehir kindar davranmıyor. Veya Uyar, kendisi de kindar, Adnan Uyar, kendisi de kindar davranmıyor. Kent için bir hizmet yapılacaksa Büyükşehir'le beraber çalışabiliyor. SEKA kapanırken o eylemlere ben de tamamına katılmıştım. Ben de SEKA emeklisi bir babanın evladı olarak tamamına katılmıştım. Ama oradan işte o sendika
eylem yaparken vesaire işte çok ateşin eylemleri yapıldı orada. Mikrofonda çok bağıran arkadaşlarımızın hepsi şimdi bir yerlerde bir makam mevki sahibi. Kimisi müdür, kimisi zengin olduğu nasıl olduğunu çözemedim orayı da. Ama biz o altta bağıranlardan bir tanesi de bendim yani, kapattırmayız diye. Evet, fakat Uyar'ın en önemli yardımcısı konseyin tabiri caizse dinamosu olan Gültekin Görüm. Gültekin Görüm çok değerli bir bürokratımız arkadaşlar. Tabii ki Adnan Uyar'ın en önemli yardımcısı Gültekin Görüm. İkisi beraber çok güzel hizmetler yapacaklar diye düşünüyorum ben de. Ben yan yana gelen bu ikilinin Kocaeli için çok önemli bir şans olduğuna inanıyorum diyor Ozan Özgenç. Aynen, ben de inanıyorum. Çok güzel oldu. Kent konseyi daha etkin, aktif olacaktır diye düşünüyorum. Engin Şahin. Evet. Yine iş kurun açıklamasında işte 70 bin iş var ama 52 bin işsiz var. Yine de işte bu kadar işçiye ihtiyaç varken, işsizler varken bir türlü olmuyor açıklamasını eleştirmiş. Bu haberi okuyan da İzmit kentine akın ederler binlerce insan. Ben ne iş olsa yaparım derler, çalışırlar. Kent için bu açıklamalar zarar verici oldu diyor Engin Şahin. Evet, taviz yok, kaos da yok. Demin sözünü ettiğimiz üniversitedeki seçimlerin iptalinden sonra başlayan yeni seçim sürecinde AK Partililer ve MHP'liler özellikle karşı karşıya gelmesin diye her iki siyasi partinin il başkanı, rektörü ziyaret ederek güzel bir açıklama yaptılar. Demin onu konuşmuştum başka bir köşe yazarından. Engin Şahin'den şimdi anlatmayayım aynı şeyi tekrar. Evet, idare mahkemesi bu arada, yani mahkeme devrildi. Mahkeme karar verirse herkes saygı gösterecek diyor. Seçim sonuçlandığında kim kazanırsa yine herkes saygı gösterecek diye bir ortak anlaşma sağlanmış. Evet. Büyük Kocaeli gazetesi duvarın altında kalan Elif o günü anlattı. Evet. Körfez İniyalı Mahallesi Ahmet Kaplan Caddesi'nde okula giderken çöken evin duvarı altında kalan ölümle burun buruna gelen Elif Öztürk 16 yaşında yoğun bakımdan çıktı. İlk kez olayı anlatan talihsiz kız, hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ama devamsızlıktan kalmaktan korkuyorum dedi. Ya canım benim ya. Anne Sevim Öztürk ev sahibinden davacı olacaklarını açıkladı. Olsunlar tabii. Böyle bir ya, Uganda mı burası bilmem ne cumhuriyeti mi ya. Muz cumhuriyeti mi ya. Duvar çürümüşse yapın bir şey edin ya. Çağırın yetkiliyi, belediyeyi. Birileri yapar bir şey yani. Yıkılana kadar beklemeyin yani. O ev sahibinden tabii davacı olunacak. Ya kızın canına sebep olabilirdiniz yani. Allah korusun, geçmiş olsun. Evet. Büyük Kocaeli gazetesinden İbrahim Yürsel'in yazısı. Ben işaretlemişim. Konu neydi? KOTO ile ilgili yazmış arkadaşlar. KOTO'da, özetleyeyim bunu da. İbrahim Yürsel KOTO'da Akın Başkan ziyarete gelmiş İbrahim Yürsel'i. Bizim abimiz Süleyman Durak, eski gazeteci arkadaşımız abimizle beraber. KOTO ile ilgili konuşmuşlar. Evet. Peki arkadaşlar. Neyse, şurayı okuyayım ben. Çünkü KOTO bugün ortadan ikiye bölünmüş durumda. Tarafsız, ortada duruyor olsanız bile kaş göz hareketlerinizden anlam çıkarmaya çalışanlar var. Buna rağmen gayet iyi görünüyor. İyi götürüyorlar. 4 aydır sürdürdüğü görevinde KOTO'yu rencide edecek tek bir davranış veya söylemi olmadı. Şundan taraftır diyen çıkmadı. Bize hayırlı olsun ziyaretinde de yaşanan gelişmeleri ben sorduğumda, yani İbrahim Yüksel olmuş de, nedir diye. Çay içmeye geldik demiş. Başka bir şey yok. KOTO'nun adı geçecekse iyi şeylerle geçsin. Başka bir şey konuşmayalım. Senden de, yeni gazetenizden de bunu bekliyoruz demiş. Evet. Akın Başkan. Evet. Özdağ ve Barış'ın ardından hala yönetimin istifa etmeyip meclisin önünü açmıyor olması da belki hukuki olarak ters değil ama etik olarak bence yanlış. KOTO'da yönetim kurulu seçimi meclis üyeleri arasından blok liste şeklinde yapılıyor. Normal olan kendilerini o listeye yazan başkanı düşmüş bir yönetimin görevi bırakmasıdır. Ancak iki ayrı başkan görevden alınan KOTO yönetim kurulu üyelerinin hala devam ediyor olması koltuk sevdası dışında bir anlam taşımaz. Zaman çabuk geçiyor. Bir yıl sonra seçim var. Bir yıl fazla koltukta oturacağım diye düşünmek yerine etik olanı yapmalı bence. Kişisel gelecekler açısından daha kazançlı olur diyor İbrahim Yürsel. Aynen, katılıyoruz. Yani 5 kişi kaldı, yönetimi istifa etmiyorlar abi. Yapıştılar kaldılar ya. Birisi bunları itsin aşağı. Düşürsün ya. Evet. Ben de sana bakıyorum. Unuttum, uyudum, reklam demiyor. Rahat rahat okuyorum diye. Tam da zamanı. 6 Ocak Cuma gününü okuyacağım ama ne zaman? Sen oradan sesli söyle duysunlar.
6 Ocak Cuma gününden devam edeceğiz. Kocaeli'nin gündemini konuşmaya. Kısa bir reklam arasından sonra ben sizin karşınızda olacağım. Siz de benim karşımda olun. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 11 66 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor.
Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra TV262'de Kocaeli'nin gündemi programıyla devam ediyoruz. 6 Ocak 2017 Cuma Özgür Kocaeli Gazetesi. Taksilere tam güvenlik. Malumunuz taksi cinayetleri son zamanlarda artmıştı. 2016'da 2 taksicimiz katledildi. Onunla ilgili kamuoyunda taksilerin güvenliğiyle ilgili bir takım tepkiler, bir arzu oluştu. Onunla ilgili yetkililer, ilgililerimiz gereğini yapmışlar. Her taksiye GPS takılacak, çağrı merkezi uygulaması olacak. Yani taksi durağını değil de bir merkezi arayacaksınız. Oradan taksi gönderilecek size gibi 1095 ticari taksimiz var. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınmaya başlanmış. Yakın zamanda hayata geçecek. Sirmen Günsay, Yör Sefa Sirmen malumunuz cezaevinde okuyayım. 1990'lı yıllarda şurayı hem haber okuyorum hem yorum gibi bakın. 1990'lı yıllarda 100 milyon dolara mal edilen, 2010'lu yıllarda 550 milyon dolara satılan İzgaz projesi nedeniyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, geçen yıl 25 Haziran'da T2 cezaevine konulan eski başkan Sefa Sirmen infaz yasasından yaralanarak 7 Şubat'ta tahliye olacak. Sirmen artık gün sayıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü olduğu belirlenen hakim ve savcıların kararlarıyla cezaevine giren hemen herkes tahliye edildi. Sadece Sefa Sirmen'in avukatları aracılığıyla yaptığı davanın yeniden görüşülmesi talebi kabul edilmemişti. Cezaevine girdikten sonra ciddi sağlık sorunları yaşayan Sirmen şu anda sağlık durumu iyi. 7 Şubat'ta tahliye edilecek diyor. Ben Sefa Sirmen cezaevine atılmasına çok üzüldüm. Kısa zamanda inşallah çıkar. Zaten 7 Şubat'ta çıkacakmış. Evet, lütfen bu söylemi bırakın diyor İsmet Çiğit. İşkur Müdürü diyor ki Kocaeli'de sanayi kuruluşları 72 bin işçi arıyor. Bizde kayıtlı 52 bin işsiz var. İşsizlere iş beğendiremiyoruz. Birkaç yıldan beri bu söylem ilimizdeki yetkililerin diline yapıştı. Rakamlar doğru olabilir ama gerçekler çok farklı. Üniversite bitirmiş genç insanlar yıllarca okumuş, didinmiş, ailesine yük olmuş. Şimdi doğru dürüst bir iş arıyor. Bu genci asgari ücretle kölelik teklif ediyorsanız elbette kabul etmez. İlimizde vahşi sanayi çalışanlarına köle gözüyle bakılıyor. İlimizde vahşi sanayi çalışanlarına köle gözüyle bakıyor. Yani vahşi sanayi çalışanlara köle gözüyle bakıyor. Gençler devlet kapısında Tüpraş gibi, lastik fabrikaları gibi sendikal örgütlenmenin olduğu, emeğin hakkının verildiği fabrikalarda çalışmak için can atıyor. Son aylarda küçük işletmeler de sürekli eleman çıkartıyor. Bu kentte iş çok, insanlar beğenmiyor derseniz haksızlık yaparsınız. Üstelik bu söylemler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gariban insanlar ne iş olsa yaparım abi mantığıyla ilimize göç ediyor. Bırakın artık bu söylemi, ayıp oluyor demiş İsmet Çiğit. Öyle değil mi? Öyle. Körfez'den Ağva'ya yeni yol. Güzel bir haber bu. Körfez Belediyesi'nden okuyayım ben. Evet, Körfez ile Karadeniz kıyısındaki Ağva arasındaki 160 kilometrelik uzunluk yeni yapılacak yol ile 60 kilometre inecek. Yol aynı zamanda Körfez'deki köylere de katkı sağlayacak. Çok güzel bir çalışma. 160 kilometre mesafe 60 kilometre iniyor. Düşünebiliyor musun? 100 kilometre iniyor yani. Çok güzel, önemli bir çalışma. 2016'da üzücü olay oldu. 2017'de inşallah olmaz demiş İsmail Baran Başkan. Hedefimiz 2018'in Mayıs ayı gibi orayı hazır hale getirmek diyor. Devlet Hastanesi için hizmetlerini anlatmış. Bu yolla ilgili belediye meclisinden görüşmeler madde oy birliğiyle kabul edilmiş. Yani muhalefet, her iki muhalefeti desteklemiş. Oy birliğiyle bu hizmeti geçirmişler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kocaeli ile kardeş, şimdi şu önemli. Bunu da çizmişim onun için. Yani kardeş il falan çok önemli görünmeyebilir ama bu önemli. Niye? Körfez Belediyesi ile Sakarya'nın Kocaali Belediyesi kardeş olmuş. Neden önemli diyorum? Bu güzel bir şey. Çünkü Sakarya ile Kocaeli arasında spor, neden Kocaeli spor, Sakarya spor ne değil de husumet terezinde varan bir gerginlik var. Yani Kocaeli belediyelerinden bazıları, Sakarya'daki belediyelerinden bazılarını kardeş yaparsa bu hava kırılabilir. Barışa hizmet anlamında görüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İsmail Baran'ı tebrik ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz, ara sıra tebrik edebiliyorum. Yani siz hizmet yapın, biz okuruz, söyleriz, gurur duyarız. İsmet Çiğit'ten yine İSU fotoğraf da gönderdi. Demin okuduğum konu.
İhsaniye'deki kent meydanındaki çeşmeninle ilgili konu. Meydanda çınar altındaki tarihi çeşme yerinde duruyor. Zaten bu çeşmenin suyu kendi kaynağından geliyormuş. İptal edilen çeşme ise meydanda bir binanın duvarına yapışık. Artık kesinlikle eminim ki bu çeşme olayı bana anlatıldığı gibi değilmiş. İhsaniye meydanında tarihi çınarın dibindeki tarihi çeşme yerinde duruyor. İhsaniye'ye gittiğinizde yine bu çeşmeden su içebilirsiniz. İse orayı kapatmamış diye köşesine taşımış İsmet Çiğit. Ne kadar değerli yazarlarımız, büyüklerimiz var. Bakın. Yani mesele polemik yapmak değil. Mesele halkı aydınlatmak, bilgilendirmek veya hatalı bir uygulama varsa düzeltilmesini sağlamak. Ve gayet medeni bir şekilde yapıyor bizim basınımız. Kocaeli Gazetesi 9 gündür karanlıktalar. Bu da bir şey, gülünecek bir haber. Yani güleyim mi ağlayayım mı yani? Şimdi bakan bir açıklama yaptı değil mi? Yani bir yerlerden bir açıklamalar geldi elektrik kesintisiyle ilgili. Bakın okuyayım şuradan. Yetkililer sorun yok diyor ama İlimtepe ve Yukarı Hareke'de elektrik sıkıntısı devam ediyor. 9 gündür karanlıktalar. İlimtepe Mahallesi ve Yukarı Hareke Mahallesi'nde tam tamına 9 gündür elektrik yok. Hani bitmişti sorun? Yetkililere isyan eden mahalle sakinleri yeter artık elektrik sorunu çözün. Soğuktan donduk diyorlar. Burada koca fotoğraf da koymuş. Görünüyor değil mi? Bakın. Sorun bitti diye açıklama yapıyor. Bakan hala 9 gündür soğukta oturuyor insanlar. Nasıl işte anlayamadım. Hangisi doğru? Herhalde koskoca bakan yanlış söyleyecek değil. Bu fotoğraf ve bu haberin tamamı yanlıştır mı diyelim şimdi. Yani adamlar orada üşüyor yani. Evet, Mustafa Küpçü. Vesayet rejimi değişiyormuş. Başbakan Yıldırım esprili bir kişi. Konuşmaların arasına hemen her konuşulda bir espri ilave eder diyor. Son olarak anayasa değişikliği üzerine demiş ki Binali Yıldırım. Evet, bu bir rejim değişikliğidir. Vesayet rejimi değişiyor demiş. Evet, şimdi Mustafa Küpçü diyor ki partili cumhurbaşkanı kendi partisindeki milletvekili adaylarını belirleyecek. Yani mecliste ipler cumhurbaşkanının elinde olacak. Artık parti örgütlerine, il ilçe başkanlarına gerek kalmayacak. Milletvekili adaylarını tek kişi belirlerse vatandaş sadece oy kullanan bir aracı haline gelecek. Vatandaş için demokrasi buraya kadar diyor. Diğer işte yine daha önce de konuştuk. Başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili verilen yetkilerin fazlalığından dem vurarak devam ediyor. Mustafa Küpçü diyor ki cumhurbaşkanı, yani yeni başkan diyelim, kararname çıkarma, hükümeti kurma, bakanları ve cumhurbaşkanı yardımcılarını atama, o hal olağanüstü hal ilan etme yetkisine tek başına sahip olacak. Kamudaki atamalar cumhurbaşkanının yetkisinde olacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yarıya yakınını doğrudan Cumhurbaşkanı atayacak. Adalet Bakanı Müsteşarı da doğal üye zaten. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 13'ünü Cumhurbaşkanı seçecek. Askeri yargı tarih olacak diyor. Buraya not düştüm. Komisyonda askeri yargı tarih olacak şeyi ben yanılmıyorsam takip ettiğim kadarıyla Mustafa Küpçü. Anayasa Komisyonu'nda bu madde geri çekildi. Askeri yargı devam edecek. Tarih olmayacak yani. Hukuk devletinin olmazsa olmazı koşulu güçler ayrılığı fiilen ortadan kalkıyor diyor. Örnekte işte seçilme yaşının 18'e indirilmesinin sembolik bir şey olduğunu, işte oy almaya, gençten oy almaya matuf bir şey olduğunu ifade etmiş. Ve sonunda şöyle diyor. Evet, rejim değişiyor. Tek adamın her şeye egemen olacağı bir rejim geliyor. Allah ıslah etsin demiş Mustafa Küpçü. Allah ıslah etsin demiş. Körfez İlimtepe'den yükselen elektrik feryadı. Demin konuştuğumuz konu arkadaşlar. Tanzer Ünal'dan. Bu nasıl iş? Bir bilen varsa söylesin. Hani artık sorun kalkmıştı? Hani Kocaeli'nin elektrik verilmeyen hiçbir yeri yoktu? Demek ki biz işlerimizi üstün körü yapıyoruz. Baştan savma. Çoğunluğun sıkıntısı yok mu? Yok. Azınlığın durumu önemli değil. Bağırın, bağırın. Bağıran bağırsın diyor. Ve bir mektup, şikayet mektubu gelmiş. Onun tamamını koymuş. Osman Esen isimli kişi göndermiş Tanzer Ünal'a bu mektubu. Osman Esen adlı okurumun feryadını okudunuz. Bir gün değil, iki gün değil, tam 7 gündür bu kentte yaşayan bir vatandaş, devletimizin bir vatandaşı elektriksiz. Sadece bir kişi değil, Orhan kentteki 62 konutta oturan 200-250 kişi karanlıkta. Yazık değil mi bu vatandaşlara? Onlar insan değil mi? Onlar vatandaştan sayılmıyor mu? Bir yetkili çıkıp da vatandaşın deyimiyle bu zulme bir açıklık getirsin diyor. Tazer Ünal, enflasyonda istikrar. Bu da bir espri gibi geldi bana, gülesim geldi. Rakamları vermiş. Yıllara göre enflasyon rakamlarını. İstikrarı görüyor musunuz? Enflasyonda tam 2004 yılındaki yerdeyiz. Enflasyonda tam 2004 yılındaki yerdeyiz. 13 yıl önce bulunduğumuz yerde 2004 enflasyonu %9.32 idi. Bugün 8.53. Aradaki fark
bir arpa boyu değil. Ne diyelim, istikrarlı bir enflasyonumuz var. Düşürmeyi başaramıyoruz ama Allah var, yükselmesine de izin vermiyoruz. İstikrar iyidir, iyi. Demişlerdir. Zamanı yetiştirmek için arkadaşlar. Mavi Kocaeli Gazetesi, ya bu ne de ne oldu? Şunu bir düzelteyim. Mavi Kocaeli Gazetesi 6 Ocak Cuma günkü manşetinde İzmit'in açık hava otoparkı. Bu resmi alabiliyor musunuz, manşetin resmini? İzmit'in göbeğinde, şehrin orta yerindeki bir cadde göz göre göre açık hava otoparkı oldu. Sağlı sollu araçların park ettiği, çift sıra araç parkının yapıldığı Musa Kazım Caddesi'ni denetleyen bir Allah'ın kulu yok. Şuraya bak, sokağın ortası otopark. Gazetecilerimiz de yakalar işte böyle. Türkiye'de siyasetçi olmak başlıklı yazının tamamı okunması lazım ama zamanım yok. Yüksel Ercan'dan çok güzel bir yazıydı. Çok hoşuma gitti. Keyifle okudum. Ama işaretli yerleri okuyacağım yani mecbur ama zaten çoğunu işaretlemişim. Evet. Süleyman Demirel döneminden gelmiş. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlıktan sonra İsmet Sezgin'le Tansu Çiller'in yarıştığı kongrede Tansu Çiller kazanmıştı. Ya, siyaset, Türkiye'de siyasetçi olmanın eksilerini aslında anlatıyor. Sıkıntılarını yazı genel olarak. Tansu Çiller diyor ki o kadar çok yoruluyorum ki sabah olduğunda uyuduğum yataktan sanki saçlarımdan tutup sürüklendiğimi hissediyorum diyor. Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınmasından sonra başbakanlık koltuğuna oturan Binali Yıldırım da ilk saatler herkes hayırlı olsun dileklerini iletir, siz de havaya girersiniz. Ancak iki saat sonra başbakanlığın ateşten gömlek olduğunu anlarsınız demiş. Başbakanımız Binali Yıldırım. Bir dönem ilçe belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Başkanlık yaptığım yerleşim merkezinin o kadar büyük sorunları vardı ve benden çözülmesi imkansız sorunlarla ilgili o kadar fazla talep geliyordu ki ara sıra yolculuk için havalandığımızda Allah'ım bu uçağı düşür de beni bu sorunlar yumağından kurtar diye çok dua ettiğim olmuştur diye şikayetçi olmuş. Türkiye'de yanlışlıkla herhangi bir köy derneğine giren vatandaşımız ilk belediye başkanı ya da kaymakamlık ziyareti sırasında verilen fotoğrafın medya kuruluşlarında yer almasından en geç 15 dakika sonra hedefini belediye başkanlığına ya da milletvekiline kilitler ve o aşamadan sonra da devletimizin bekası için bize verilecek her göreve hazırız şeklindeki klişe ifadeyi her önüne gelene duyurmaktan da büyük zevk alır. Ne güzel tespitler. Yani herkes siyasete dalmanın peşinde diyor ama sıkıntıları büyük. Dışarıdan son derece çekici görülen siyasetin büyülü dünyasına adım atıldıktan ve yemin edildikten hemen sonra bir türlü sonu gelmeyen kızıma iş, oğluma tayin, yeğenime tevassut başlayınca telefonlara bile bakmak istemeyen siyasetçi ben nasıl bir işe düştüm diye dizlerini dövmeye başlar ama artık yapacak bir şey kalmamıştı. Bir milletvekili arkadaşı anlatmış, bir dönem aday olmuş, seçimlerde de kazanamamış, partide izlemişler seçimleri, sonra eve gelmiş. Bakmış evde eşi namaz kılıyor. Biraz beklemiş, bakmış uzadı. Çocuğun demiş ki bu ne namazı kılıyor bu kadar uzun? Demiş ki annem şükür namazı kılıyor, sen kaybettin diye. Neden? Eşi de demiş ki namazdan sonra bundan sonra aç değiliz, açıkta değiliz. Şükür namazı kılıyorum. Bundan sonra birbirimizi daha çok göreceğiz, daha çok çocuklarla ilgilenirsin demiş yani. Binlerce eleman çalıştıran bir sanayi kuruluşunun sahibini düşünün. Onca rahatlığına rağmen sanayici ben milletvekili olacağım diye tutturuyor. Gönül verdiği partisi de kendisine aday gösteriyor, milletvekili oluyor. Normal şartlar altında kendisiyle görüşmek isteyenlerin günler hatta haftalar öncesinden randevu alması gereken sanayici bir anda Edirne'den Kars'a kadar kendisine ulaşan bütün partililerin en ağır eleştirilerine maruz kalıyor. Sana oy verip vekil yaptık, en ufak problemimizi bile çözemiyorsun şeklinde binlerce şikayete maruz kalıyor. Bir de milletvekili seçildiği parti iktidar olduğunda o partiden bakan seçilen siyasetçiler var ki galiba en büyük sorun, sıkıntıyı onlar yaşıyor. Düşünsenize İçişleri Bakanısınız. Hakikaten bir düşünün. İçişleri Bakanı sensin. Ankara'da akşam saatlerinde bulunduğunuz araca, ya gözüm de görmüyor şimdi, ağzına çekeyim. İçişleri Bakanısınız. Ankara'da akşam saatlerine bulduğunuz arada evde çocuklarınızdan aylar sonra akşam yemeği yedikten sonra, yani o kadar yoğun tempodan sonra çocuklarınıza bir yemek yiyeyim diyorsunuz. Yatağa giriyorsunuz. Gecenin ikisinde bir telefon çalıyor. Sayın Bakan kalk, şurada bu olay oldu. Koştur. Dikkat edin.
Saçları en önce beyazlayan ya da dökülen kesim özellikle iş başındaki siyasetçilerde görünür. 79 milyon insanın can güvenliğinden, ekonomik şartlarından, kısaca doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde bütün ihtiyaçlarından sorumlu bir hükümetin mensubu olmak bize göre ömür törpüsünden başka hiçbir şey değildir. Ama diyor çözüm olarak önerisi de var Yüksel Ercan'ın. Devlet atamalara karışmasa, mesela Milli Eğitim Bakanı Anadolu'nun en ücra köşesindeki okula atanacak hizmetliye karışmasa, en küçük birimde bulunan görevlinin nereye tayin olacağı ile ilgili meselede bile Bakan Bey'in tavassutu bu yönde işgüzarlığı olmasa, siyasetçiler daha rahat bir yaşama dönemi geçirebilirler. Doğumumuzdan öldüğümüz güne kadar hayatımızın her anından elini çekmeyen siyaset yüzünden milletimiz rahat değil. Siyasetçiler hiç rahat değil. Yetkilerin dağıtılmasını bir türlü kabullenemeyen, bu işi benden başkası yaparsa eline yüzüne bulaştırır diye düşünen siyasetçi tipinin yerine kendisi kadar çevresine güvenen, yetkilerinin çoğunu ekibiyle paylaşan bir orkestra şefi tipindeki siyasetçi hayatımıza gelene kadar bu sistem halkı yakacak. Ancak halkın belki 100 katı kadar da siyasetçi yanacak diye güzel önerisi de var. Hoş bir yazıydı. Yüksel Ercan'dan teşekkür ederim. Cemalettin Öztürk, Cumhurbaşkanı'nın garanti sözünü atlattı. Türkiye, dünya coğrafyası üzerindeki İslam ülkeleri arasında layık olan tek ülke. Farklılıkların bir arada yaşandığı, insanların kendi yaşam biçimlerine ve inançlarına saygı duyduğu tek ülke. Türkiye bu farklılıklarıyla dikkat çeken, takdir gören, hatta birçok ülke tarafından da istenmeyen ülke. Çünkü kıskanılan bir ülkeyiz. Hangi inançtan olursa olsun, bu ülke toprakları üzerinde yaşayan bütün insanlarımız bizim için tektir, biridir. Son olarak yılbaşı gecesi İstanbul'da bir gece kulübüne giren teröristin kalabalığın üzerine açtığı ateş sonucunda 39 insanımız hayatını kaybetmişti. Bu terör saldırısından sonra sosyal medya üzerinden hiç ama hiç hoş olmayan mesajlar atıldı. Sırf eğlence mekanında içki içtikleri için toplumdaki bu uçurumu bir kez daha görmüş olduk. O gece hükümetin ve devletin başındaki siyasetçiler ne gerekiyorsa yaptılar. Olayın çözümü için nasıl çalıştıkları inandırıcı ve içtendi. O gece Diyanet İşleri Başkanı'nın mesajı da çok yerindeydi. Hükümet ve devlet kanadında gerekli olan samimiyet ve hassasiyet gösterilmiş ve gösterilmeye devam ediyor. Terör her yerde terördür. Terör insan ayrımı da yapmaz. Camide ibadet yaparken katledilen de eğlence mekanında katledilen insanlığımız bizim insanımızdır diyor. Bu ayrımcılığı ortadan kaldıracak, bu ayrımcılığı giderecek, toplumları barıştıracak yegane merci siyasettir, siyasetçilerdir. Buradan hareketle Cumhurbaşkanı'nın muhtarlar toplantısı yaptığı açıklama çok önemli. Benim dikkatimi çekmişti. Cemalettin Öztürk köşesine taşımış. Erdoğan şunu söylüyor. Benim ülkemde hayat biçimi özgürlüğü vardır. Bu ülkede yaşayan insanlarımın hayatlarına asla müdahale ettirmem. Herkes insanım. Herkes kendi inancına göre hayatını sürdürebilir. Kimse kimsenin hayatına müdahale etme hakkı yoktur. Buna izin vermem dedi Cumhurbaşkanı. Hatta örneklediğim namaz kılanın saldırıldığı gibi kılmayana da kimse bir şey diyemez. Bizim güvencemiz altındadır dedi. Önemli oldu. Cumhurbaşkanı bu garanti sözü bizi rahatlattı diyor Cemalettin Öztürk. Cumhurbaşkanının bu ülkede yaşayan ve farklı inançlara sahip her ırktaki insanın yaşam biçimine dokundurtmayacağı garantisi vermesi beni umutlandırmıştır diyor Cemalettin Öztürk. Aynen katılıyoruz. 4 kişilik aileyi kurtardı. Haber ama bunu okuyacağım. İçinde 4 kişilik ailenin bulunduğu bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangının farkında olmayan aile başka bir sürücünün aracını yanan otomobilin önüne kırmasıyla ölümden döndü. Yani başka bir otomobil bakıyor, yanıyor yandaki araç. Selektör yapıyor anlamıyorlar. En son aracını öteki aracın önüne kırıp yolunu kesmiş. Öyle indirmiş içinden insanları. Muhammed Koç, tebrik ederim. 22 yaşında genç kardeşimiz. Tebrik ederim arkadaşlar. Bu ülke güzel ülke. Güzel insanlarımız var bizim. Güzel. Yürekli, değerli. Nazmi Öz. Ölenin niçin öldüğünü bilmediği bir devirde yaşıyoruz diyor. Yine terörle ilgili yazmış. Şurası da yeterli. Bunlar insanlığın yeminli düşmanı, şeytanın askeri olmuş canilerdir diyor. İfadenin ağırlığına bakın ama az bile. Bunlar terörle ilgili konu. İnsanlığın yeminli düşmanı, şeytanın askeri olmuş canilerdir diyor. Bu vahşeti yapan canilerin ağızlarından düşürmedikleri sözüm ona yaşamak için öldürmek lazım sözleridir. Böyle vahşi yanlış düşüncelerden, fikirlerden, kanaatlerden insanları kurtarmak için tüm dünyada insanları bilgilendirmek gerekmektedir. Böyle vahşetleri övücü filmler,
bu tip vahşetleri övücü filmler, kitaplar, sözü olarak böyle düşünenler, düşünceleri yayanlar takip edilerek bertaraf edilmelidir diyor Nazmi Öz. Evet, çok güzel. Yaşamak için öldüren sadece hayvanlardır diyor ana kumanda. Bu kadar mı? Ama işte biz Darwin teorisine uyarsak biz de hayvandan geldik. Ondan mı kaldı acaba bizim bu işler? Yani Darwin öldü. Şimdi sosyalistleri kızdırmayalım. Bunlar demek ki Darwin teorisini kanıtlayan bir tespit değil mi? Onlar hayvandan gelmiş takım olabilirler yani. Yaşamak için öldürüyorsa. Demokrat Kocaeli gazetesi. FETÖ'den 676 tutuklu yıl içinde söz ediyor. Kan stokları bitmiş arkadaşlar. Kan dolapları tamamen boşaldı. Kızılay acil ihtiyaçlara bile cevap veremiyor. Kan bağışlarına Kızılay'a devam edelim arkadaşlar. Ben veremiyorum. Ben kan tansiyonum düşük, kan verdim bayılıyorum. Bir sefer birkaç sefer verdim geçtiğimde. Bir sefer bayılınca bana bir kağıt yazdılar. Bir daha sakın kan vermesen. Kansız mıyım diyeyim ya. Kansız değilim de kan verince bayılıyorum işte, ne bileyim, tansiyon düşüyor. Ceyhan CHP'lilerin de desteğine inanıyor. Bu biraz tuhaf geldi, ben ne demek istediğini anlayamadım. Şemsettin Ceyhan'ın AK Parti Kocaeli Başkanımızın. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği anayasa çalışmalarına da değinen Ceyhan, 21 maddeyle başlayan anayasa değişikliğinin 18'e düştüğünü hatırlatarak, zannedersem meclisteki görüşmelerden sonra %100 netlik kazanacak. Meclisteki görüşmeler biter bitmez kendi içimizde hızlı bir eğitim kampanyası yaparak teşkilatlarımızı yönetici kadrolarıyla bir araya getirip MHP ile beraber halkımıza anlatacağız. CHP'nin de katılacağına inanıyoruz. Bu artık AK Parti'nin değil, ülkenin meselesi. CHP'nin tabanında duruma bizim gibi bakan arkadaşlar da olacaktır. Ülkede terör varken anayasanın sırası mı diyorlar? Bunlar anayasayla ilgili konulardır. Biz bir anlamda terörü önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Demokratik yönetim anlayışına yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Demiş. Yine başkalarının yaşam tarzına müdahale etmemeliyiz. Milli birlik ve beraberlikten taviz vermemeliyiz diyor. Namaz kılanın kılmayana, kılanın da birbirlerine saygılı olmaları gerekir. Biz bu işleri çoktan açtık diyorlar. Biz ne karışırız kılmayana kılmayana diyor Şemsettin Ceyhan. Yani CHP destek verecek tabanı diye söylemesi, ben bir tane CHP arkadaşımdan duymadım ya destek veririm diyenleri. İnşallah verirler. Erdin Adede, Kocaeli sporumuz kurtulsun ama diyor. Beklenen adım da önceki gün atıldı. Kocaeli Eğitim Vakfı tesislerini kiralayan Grand Körfez Otel mühürlendi. Tamam, Kocaeli spor kurtulsun istiyoruz ama başka mağduriyetler yaşanmadan yapılsın ne yapılacaksa. Bakın, otelin kira sözleşmesi 2022 yılına kadar. O 5 koca yıl daha var. Ama siz sırf Kocaeli spor için orayı mühürlüyorsunuz. Ortada ciddi bir yanlış var demektir diyor Erdin Adede. İnsanlık ölmemiş başlığı yine Erdin Adede'den, hala ölmemiş insanlık anlamında. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 12 yıllık personeli Ayşegül Kürkçü kitap kampanyası düzenliyor. Diyarbakır Hani'ye kitaplar toplamış, onu tebrik etmiş, yazmış. Bir de Ramazan Akgül, o da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyor. Muhtemelen taşeron işçisi ama 7200 lira para buluyor ve iade ediyor sahibine. İşte size bizden iki örnek, ne kadar güzel değil mi? Bizlere insanlığımızı hatırlatıyorlar. Kocaman bir alkışı da hak ediyorlar diyor, elbette ki hak ediyorlar. Nevzat Doğan üstüne düşeni yapmaya hazır diyor Uğur Ulusoy. Biliyorsunuz, şurayı okuyayım. Önceki hafta kentimizde Amatem kurulması için Adsız Alkolikler İzmit El Ele grubundan gelen bir vatandaşımızın isteğini dile getirmiştim. Konuyla ilgili Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Şenol Ergüney, Türkiye'nin en modern Amatem bölümünün kurulmasına karar verildiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın 2017 yatırım programına girdiğini söyledi. Amatem ve Çamatem kurulacak. Nevzat Doğan'la görüşülmüş. Nevzat Doğan, ben uzun zamandır bunu takip ediyorum. Ödeneği hazırlandı. Bakanlıkta bekliyor. Körfez'de bir yer tespit edildi, yapıldı. Orada yapılacak. Hatta Nevzat Doğan diyor ki biz Bakırköy Hastanesi'ne gittik, ziyaret ettik. Ondan daha büyük, daha modern, Türkiye'nin en modern amatemini yapmakla ilgili çalışmalar sürüyor diyor. Prosedür bekleniyor. Şu anda yer tespiti yapılmış. Ödeneği hazır bakanlıkta. Prosedür bekleniyor diyor. Her şey hazır. Şu anda bekliyorsa da prosedür nedeniyle bekliyor bu proje diyor. Bürokratik bir takım şeyler. Yoksa hükümetimiz bununla ilgili ödeneği de göndermiştir. Yetkiyi de vermiştir. Şenol Bey de bu işlerle ilgili ve bilen bir arkadaşımız. Üniversitemiz orada, biz buradayız. Üstümüze ne düşüyorsa ben hazırım. Bir kez daha söylemiş olayım demiş Nevzat Doğan.
İnşallah kurulur. Çok önemli bir hizmet o arkadaşlar. Yani ona emeği geçen kimselerin alacağı dua yeter ona yani. O kadar söyleyeyim. Ama tem ve cemaatim. Ben İstanbul'da bir ara Aksaray'da kalıyordum. Eski Aksaray hızlı zamanlarında. Bir tane adamın birini götürüp gecenin bir yarısı ama temet zorla teslim etmiştim. Hatırlıyorum adamın halini. Ne biçim insanlar ya. Çok önemli arkadaşlar. Kent temizlenir. Çağdaş Kocaeli gazetesi 4 kişilik aileyi kurtar. Demin okuduğumuz haber. İki araba, bir araba yanıyor. Motorundan alevler çıkıyor ama sürücü farkında değil. Şimdi 4 kişi var arabanın. Yanına geçen araba onun önünde arabayı kırıp durduruyor. Ve onları yanmaktan kurtarıyor. Tebrik ettik ve manşetten vermesini nedeniyle Çağdaş Kocaeli'yi ayrıca tebrik ediyorum arkadaşlar. Sen kimsin de bizi tebrik ediyorsun diyorsanız da içinizden değil. Ne yapayım? Ettim işte. Nurettin Kolaylı. İzmit'e yakışmayan binalar benim de çok dikkatimi çekmişti. Şimdi vaktimiz yok tek tek saymayalım ama yürürken zaten görüyorsunuz. Bunlar bir halledilmesi lazım. Bir de yapmayın Allah aşkına diye. Yerlere tükürenlere çok kızmış Nurettin Kolaylı. Hakikaten böyle hart hurt diye lap diye yere tüküren insanlar var. Gözümüze baka baka ya git bari kenara tükür. Ortada lap tükürük gidiyor. Bu tip insanlar var. Bunların diyor normalde yasada cezası var diyor bunun. Bunlar belediye ceza yazsın diyor bunlara. Ve anlatsın yani bunu mendille tükürürsün çöpe atarsın filan. Ülkemizde yere tükürmek suçtur diyor Nurettin Kolaylı. Gerçi bugüne kadar yere tükürerek çevre ve toplum sağlığını tehlikeye atan birine ne ceza yazıldığını gördük ne de duyduk diyor. Ama diyor bunun bir çözülmesi lazım da. Bir de ordumuz Kandil'e girsin diyor. Suriye'ye yapılan operasyonun benzeri Kandil'e de yapılsın diyor. Kandil senelerdir bombalanıyor. Taş taş üstünde kalmadı deniliyor. Bakıyorsunuz Kandil'de terörist girip eylem yapıyor Türkiye'de diyor. Ordu fiziken fiilen oraya girsin diye öneriyor Nurettin Kolaylı. Ve Sadun Çetin, demin konuştuğumuz konunun devamı. Referandum süreci teröre zemin oluşturursa, iktidarın anayasa referandumundan bahisle devam ediyoruz yarısından. İktidarın projeyi nasıl savunacağını, ana muhalefetin ise nasıl karşı çıkacağını kitap haline getirip mecliste oylama biter bitmez sahaya inmenin takvimini de oluşturmuş vaziyette bulunması kuşkusuz meclisten referandum kararının çıkacağını öngörmektedir. Yani büyük ihtimalle meclisten referandum kararı çıkacak diyor. Öyle görünüyor bütün göstergeler. Onu gerekçe alarak devam ediyor konuya Sadun Çetin. Daha önce yazdığım gibi hem AK Parti için hem de CHP için referandum sonucu adeta bir var olma yok olma meselesine dönüşecek gibi. Bunun ipuçlarını görüyoruz zaten komisyonun kavgalardan diyor. Ana muhalefet konuyu rejim meselesi olarak görüp Cumhuriyet'in son kalesi teslim alınacak diye baktığı için bütün gücünü ortaya koyacaktır. İktidar da referandumu kaybetmeyi asla ve asla ihtimal dahilinde dahi görmek istemeyecek ve bunun için de elindeki tüm olanakları kullanacaktır. Çünkü olası böyle bir sonucun kendisi için 7 Haziran 2014 seçim yenilgisinin şokundan çok daha ağır olacağını bilmektedir. O nedenle iktidar ve bütün varını yoğunu ortaya koyacaktır iktidar. Bu iki karşı karşıya gelişin sağ sol kutuplaşmasına dönüşme ihtimalini yüksek görüyorum. Bak, her yazısında bunu uyarıyor. Yani bu birilerinin dikkatini çeksin. Siyasi tansiyon yükseldikçe kutuplaşma artar. Geniş halk kesimleri de bu kamplaşmanın içine girmeye mecbur kalabilir. İşte bu aşamayı tehlikeli görüyorum. O olsun terör sevicileri. Terör sevicileri diye ifade kullanmış. Bu terör olayından sonra işte Kayseri'de olay oluyor. Ötekiler o olsun diyor. Veya diskoda oluyor. Bunlar o olsun diyor. Onları ağır bir dille lanet etmiş yani. Ben de ediyorum hepimiz. Sadun Çetin devam ediyorum. 1980 öncesine benzemesin diyor. Benzetmek dahi beni ürkütüyor. 12 Eylül 1980'den önce sağ sol çatışmasında yaklaşık 5000 gencimizi kaybettik. Başka ülkeden birileri gelerek bu kadar gencimizi öldürmedi. Ülkemizin sağcı gençleri, solcu gençleri, solcu gençleri sağcı gençlerini öldürdü. Bu günün gençleri bunları bilmez. Bu acıları yaşamadılar. Aman ve aman Allah korusun. Terör örgütleri için uygun zemin oluşturacak siyasi gerginliği yaratmamaya herkes kendini sorumlu görmeli diye yine harika bir uyarısı Sadun Çetin. Bu konuda hiç kimse bir şey yapmıyor ama ben yani bir partiler bir araya gelip ciddi bir çalışma yapması lazım. Böyle bir algı oluşmasın toplum arasında diye yani. Ama yapılması şart. Olmasına rağmen hiçbir hareket görmüyorum. Sadun Çetin kaçtır yazıyor biz burada okuyoruz. Beni kimse dinlemiyor ama Sadun Çetin'i bari dinleyin ya. Tamam biz Osman Saraç'ız da Sadun Çetin'i dinleyin bari değil mi? Bizim Yaka Kocaeli gazetesi 6 Aralık Cuma Kocaeli Türkiye'ye model olacak diyor Vali Güzeloğlu. TEOG'da sürpriz yok Galip Ataman Hoca'dan.
8. sınıf öğrencilerin katıldığı TEOG 1'de 9 şampiyon çıkarabildik. Geçen sene bu sayı 38 idi. Geçen sene 38 şampiyon çıkarmışız. Bu sene 9 şampiyon. Gerisi fazla rakamlar olduğu için devam edemiyorum burada. Rakamları çok okuduğumuz zaman sıkılıyor izleyici. Onlar yazılı olarak okunduğumu olabiliyor. Yani sesli olarak, görsel olarak verildiğimi sıkıyor insanları. Engin Şahin, Kandıra'nın şehitlerinden utanın diyor. Evet, nedir bu? Kandıra Anadolu Lisesi, okulun içindeki panonun üzerinde 2015 yılından bugüne Türkiye genelinde yaşanan büyük terör saldırıları asılmış tek tek. A4 kağıtlara yazılmış, asılmış. Ne kadar garip bir şey. En sonunda şu mesaj yazılmış kağıda. Okulun içinde. Kandıra Anadolu Lisesi'nde, okulun içinde. Suriyeli bir, yani mesaj şu yazılı olan. Suriyeli biri söylemişti. Ya bunlara da bir iyileri de yazın arasına ya. Suriyeli biri şöyle demişti. Ülkemizde ara ara bombalar patlıyordu. Aldırış etmiyorduk. Ta ki uçaklar evimize bomba yağdırana kadar. Bu Kandıra Anadolu Lisesi'nin içinde okul panosunda asılı. Yuh artık yani. Engin Şahin diyor ki okul idaresi ve okul müdürü Sayın Elif Göktaş. Kandıra'nın şehitlerinden, Kocaeli'nin şehitlerinden, Türkiye'nin şehitlerinden utanın. Siz o panoyu, o kağıtları asmaktaki amacınız, derdiniz ne diyor yani Engin Şahin. Muhakkak Milli Eğitim bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Yani okulun içinde bunlar olur mu ya? Tek tek hangi gün hangi terör eylemi oldu? Onları tek tek yazmışlar. Sonra da mesaj yazmışlar. Arkasında müdürlerin imzası yok. Asılmış oraya. Kim sorumluysa muhakkak bedelini ödesin. O zihniyetteki insan okulda da işi yok. Binaya bile sokmayacaksın yani. Bırak öğretmeni ya. Hademeyi binaya sokmayacaksın onları ya. Gencecik çocukların beyinlerini yıkacaksınız. Büyük Kocaeli gazetesi insanlık ölmedi dediğin olay 23 bin TL'yi sahibine teslim etti. Deminki konu. Bir de şey var. Derince Yeni Mahallede Arzu Türkiye 23 bin 60 TL. Bakar mısınız arkadaşlar? Dönerci bulmuş, teslim etmiş. O da annesinin ameliyat parasıymış ya. Ne kadar güzel işler bunlar. Evet, Kocaeli Adliyesi önünde engelli otoparkında park etmiş araçlar. Nerede? Kocaeli Adliyesi'nin önünde arkadaşlar. Kocaeli Adliyesi önünde dün çekilen fotoğrafta engelliler için ayrılan 3 araçlık park yerinde Bursa, İstanbul ve Kocaeli plakalı 3 aracı görenler gözlerine inanamadı. Adliyenin önünde bari yapmayın ya. Evet, Büyük Kocaeli'den devam ediyoruz. Kocaeli Eğitim Vakfı ile ilgili geniş bir yazı İbrahim Gürsel'den. Hemen şu özet bölümünü okuyalım çünkü burası diğer köşe yazarlarını da bir bilgilendirmiş olalım bu konuyla ilgili. Farklı bakış açısı var çünkü. En önemli yerlerden biri Kocaeli Spor Camiası'nın 15 yıl boyunca KEV tesisleri vakıf malıdır, satılamaz diyerek uyutulduğunu belirten sözleriydi. Bahri Yavuz anlatıyor bunu arkadaşlar. Bahri Yavuz anlatıyor, diyor ki 15 yıl boyunca KEV tesisleri vakıf malıdır, satılamaz demişler. Diyor ki Başkan Yavuz, bu tesis istenseydi geçmişte satılır veya kullanım hakkı Kocaeli Spor'a devredilebilirdi. Ama bunu yapmadılar ve sakladılar. Neden sakladılar bunu? Kocaeli Spor'un başına gelen biri tesisleri satar, parasını ziyan eder diye. Ama o tesisin kullanımıyla ilgili de Kocaeli Spor'a hiç para akmadı. Verilmedi diyor para marada. Verilmedi diyor Bahri Yavuz. Son bölümden, Bahri Yavuz'un inadı ve inancı olmasaydı Kocaeli Spor amatör kümeden belki de kurtulmayı başaramaz. Tesislerin devri için bu atmosfer oluşamazdı. İçinde işletmeci olan bir tesisin yeşil siyahlı ekibe verilmesi teklif dahi edilemezdi diyor. Bahri Yavuz'un bu inadı ve iradesi olmasaydı, inancı olmasaydı diyor. İyi oldu diyor. Ve mağduriyet konusuna da burada cevap vermiş ama şimdi kafam karışır rakamları okursam. Bu kadar zaman işlettiler diyor yani neticede. Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı başarıyla dolu hayatını itirafını yaptı. En büyük hayali doktor olmakmış. Doktor olmak istiyormuş, olamamış. Onun itirafı. İtiraf deyince ne itirafı? Hayırdır? Bir skandal falan mı vardı dedim ama doktor olmak istiyormuş ama yine de Türkiye'nin sayılı 3-4 tane ticaret odası başkanından bir tanesi. Bayan olarak. Çok büyük bir başarı. Körfez gibi bir sanayinin göbeği bir yerde ticaret odası başkanı olmak önemli bir başarı. Çok ciddi bir başarı. Evet arkadaşlar, şimdi hemen vaktimiz varken internet gazetelerine geçiyorum. Araya serpiştireceğim diyorum her seferinde. Unutuyorum, yine sona kalıyor. Kocaeli Barış Gazetesi Yılmaz Karabıyık yazısı. Hani tokatlayacaktım başkan, notlarıma da bakıyorum tabii bu arada. Şunu da şöyle alayım. Mah yüzüm düzgün görünsün.
Yılmaz Karabıyık hani tokatlayacaktın başkan başlıklı yazısında ne amaçla yazmış? Malumunuz yoğun yağışlar nedeniyle birkaç gün öncesinde elektrikler kesildi. Çok ciddi mağduriyetlere neden olundu. Yani hem konutlarda hem de iş yerlerinde. Bununla ilgili bir gönderme yapmış Yılmaz Karabıyık. Diyor ki Kocaeli Barış Gazetesi'nde SEDAŞ'la ilgili bir konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu SEDAŞ'a gözdağı vererek SEDAŞ görevini yapacak. Yapmıyorsa tokadı vurur göndeririz demiştim diyor Yılmaz Karabıyık. Başkanın öyle bir yetkisi yok elbette. Ancak bunu yaptıracak gücü var. Yanılmıyorsam artık söz bitti. Tokat SEDAŞ'ın yüzüne inmek üzere. Yanılıyorsam da Başkan Karaosmanoğlu'na sormak isterim. Hani tokatlayacaktın başkan diye. Evet, başkan yine IŞİD'le aynı amaca ikinci yazısı Yılmaz Karabıyık'ın. Evet. Kotu'dan söz etmiş, onu okumuyorum. IŞİD ile aynı amaca hizmet ediyorsunuz diyor. Kime diyor arkadaşlar? Bunu kime diyor? Okuyayım. Türkiye'yi Orta Doğu ülkelerinden ayıran en önemli özelliği demokrasinin ve laikliğin varlığı. Laiklik ülkemizde mezhep çatışmalarının, dini çatışmaların önüne geçen bir ilk ülke. Düzeltiyorum. Laiklik mezhep çatışmalarının, dini çatışmaların önüne geçen bir ilke. Yani bunu aslında çok detaylı laikliği savunan arkadaşlarımız tam millete anlatamadılar. İnsanlar laiklik dinsizliktir diye anladı. Öyle oturdu yani. Bir de işte daha ziyade Cumhuriyet tarihi boyunca laikliği sistemi oturtmak için mütedeyyin kesime aşırı derecede yüklenince sistem, rejim bütün partiler yaptı bunu yani. Bir parti işi değil. Devlet kendi politikası olarak uyguladı. İşte başörtülüler üniversiteye alınmadı. Ne bileyim mesela bir askerin annesi törenlere alınmadı, başında örtü var diye bu gibi o kadar fazla eziyet edildi ki geniş halk kitleleri tarafından laiklik dinsizlik olarak algılandı. Halbuki o uygulamalar laiklik değil, laikliği kullanarak yapılan bir zulüm idi. Yani bunu da özellikle arkadaşların iyi anlatması lazım. O günleri hatırlayınca insanlar laiklik deyince bir geri duruyorlar yani. Gene bize bir şey edecekler, haklarımızı elimizden alacaklar diye. Halbuki iş o değil. Laiklik şu an neye vesile oluyor? Yılmaz Karabıyık diyor ki laiklik ülkemizde mezhep çatışmalarının, dini çatışmaların önüne geçen bir ilke. Ama gelin görün ki pek çok isim laikliği dilediği gibi anlamakta ve anlatmakta. Kimisi laikliği din düşmanlığı olarak algılıyor, kimi kesimler ise dine düşmanlık ederek laikliği kendine malzeme ediyor. Ve laiklik düşmanlarını haklı kılmak için elinden geleni yapıyor. Tanımı da anlaşılması gereken de çok açık aslında. Laiklik insanların inançlarını özgürce yaşamasını sağlıyor. Laiklik din düşmanlığını değil, din özgürlüğünü savunuyor. Yani laiklik ülke yönetenlerin inançlarına göre hareket etmesinin önündeki engel. Yani düşünsenize, ülke yöneten kişinin mezhebi farklı ve o mezhebe inanmayanları yok sayacak uygulamalara imza atıyor. Bu o ülkedeki çatışmalara yol açar mı? Açar. Tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi. Ama diyoruz ki, diyoruz ya, farklı kesimlerin laiklik üzerinde oluşturduğu algı bu ilkenin tam anlamıyla benimsenmemesini de etkiliyor. Bu algıya rağmen laikliğin anayasada olması dahi ülkenin dini çatışmalara girmesinin önüne geçiyor tabii ki. Evet, bu minvalde hepsini okuyamayacağım. Yılbaşını kutlamak istiyorsa kutlayacak. Sen ona karışmayacaksın. Sen de yılbaşını günah diye kutlamayanlara yobaz gerici yaftası vurmayacaksın. Bu kadar abi. O kadar kolay ki. Hiçbir derdimiz yok ya. Yılbaşı kutlamak istiyorsa vatandaş kutlayacak. Sen ona karışmayacaksın. Sen de yılbaşını günah diye kutlamayana yobaz gerici demeyeceksin. Yani adam isterse günah sayar kutlamaz, öteki isterse günah saymaz kutlar, karışmayacaksın diyor. Laiklik buna vesile olur diyor. Yani bir tarafı tutmaz laiklik diyor. Ama laiklik gerçekten Türkiye'de hiçbir zaman laiklik doğru uygulanmadı Türkiye'de. Hiçbir zaman. Kendi amacına, varoluş amacına uygun uygulanmadı hiçbir zaman laiklik ilkesi. Halen de yine de varlığı önemli mi? Önemli. Önemli yani. Çatışmaları engellemesi bakımından önemli. Reyna'ya saldıran örgütün adı IŞİD. Biliyoruz ki bilmeyenler de bilmeli. Bu örgütü kuranların amacı belli. İslamofobi oluşturmak. Reyna'da ölen insanların ardından oh çeken ile bu saldırı sonrası İslam'ı katillerin dini olarak gösterenlerin IŞİD ile bilerek ya da bilmeyerek aynı amaca hizmet ettiği ortada. Tespitlerin harika tespitler ya. İkincisi, yılbaşının günah olduğunu dile getirmekle
IŞİD'in yaptığı saldırıyı bağdaştırmak da doğru değil. Bugün iktidara muhalif bir imama da sorsanız yılbaşı, yani muhalif iktidarla işi olmayan bir imama da sorsanız yılbaşı kutlamanın günah olduğunu söyler. Keza AKP iktidarı öncesinde de bu söyleniyordu. Yani din adamlarının görevi bu. Elbette ki bunu belirtecekler. Ama sarıkları kafalarına takıp yılbaşı gecesi mekanları gezmek, halka vaaz vereceğini söyleyerek mekan sahiplerini taciz etmek de kimsenin haddi değil. Sana helal olsun maskara büyük ya. Her iki, hele ki dün cemaat denilen bir yapının bugün terör örgütü olduğu ortaya çıkmışsa, çeşitli cemaat ve tarikatların Diyanet'in camide yapacağı işi sokakta üstlenmeye kalkması hiç ama hiç hadlerine değil. Yılbaşı gecesinde sarıklarla o mekana girmeye çalışanlar her kimse bence derhal provokatör ilan edilmeliler ve yakalanmalı. Hakim karşısına çıkarım. Ne yapıyorsun kardeşim? Yılbaşı gecesinde sarı takmışın mekana giriyorsun. Yani öyle bir görevin mi var? Ya da yılbaşı gecesi haricinde niye gitmiyorsun yani o zaman? Eğer şeyse yani. Yılbaşı gecesi mi sana farz oluyor tebliğ yapmak? Yani ne karışıyorsun, sana ne ya? Bunlar bilerek veya bilmeyerek terör örgütlerine hizmet ediyor. Farkında olmadan da olabilir ama. Uzun lafın kısası, laiklik din düşmanlığı değil, dini yaşama özgürlüğüdür diyor Yılmaz Karabıyık. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırır, toplumu birleştirir. Tek ayrıştırıcı yanı budur. Toplumu birleştirir. IŞİD ise İslam adına savaşan bir örgüt değil, İslam'a karşı olan ülkelerin maşası olmuş, İslamofobi oluşturarak işgalleri arttırmayı amaçlayan bir taşerondur. Unutmayın ki terör amaca ulaşamadığı yerde durur. Bu yüzden sap ile samanı birbirinden ayırmalı ve bizim gibi yaşamayanlara da saygı duymayı öğrenmeliyiz diyor Yılmaz Karabıyık kardeşim. Tebrik ederim seni. Yani yazıyı ben yazsam altını imzalardım yani. O kadar önemli, çok önemli. Bu konuları sık sık gündeme getirilmesi lazım. Laikliğin ne olduğu, doğru düzgün atılması lazım. İslam'ın ne olduğu, doğru düzgün. Yani başına sarığı bağlayan gidip de yolda, ben 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan, koalisyon hükümeti zamanında Erbakan iktidardayken, hatırlıyorsanız Müslüm Gündüzler falan kadınların göbeğine muska yazanlar her gün televizyonlarda bangır bangır kampanya düzenlediler. Şeriat gelecek, Erbakan şeriatı getiriyor diye. Halbuki Erbakan Hoca'nın yaptığı memura yüksek zam mı vermek, Türkiye'de ilk defa denk bütçeyi yapmak, milli hamle, milli kalkınma, D8'ler böyle Türkiye'nin yararına ciddi çalışmalar yapıyordu ama emperyalizmin karşısında durduğu için büyük bir kampanya düzenlendi. İşte hatırlıyorsun, sarıklarla, cübbelerle büyük sakallı adamlar Ankara'ya yürüyorlardı. Cübbeli mübbelerlerinde böyle 15-20 kişi acizlendiler. Nereye kayboldular onlar? Erbakan indirdiler, iş bitti, onlar da yok. Demek ki hepsi provokasyonmuş. Bugün de yılbaşı gecesinde sarıklarla bir mekana giden insanların yaptığı yine AK Parti'ye de zarar veren bir şey. Hepsi provokasyona matuf şeyler yani. Ama bu ülke hem AK Parti'nin, hem CHP'nin, hem MHP'nin, hepimizin ülkesi. Böyle sapkınlıklara ne sosyal medyada izin verelim, ne gerçek hayatta. Gördüğünüz yerde müdahale edin arkadaşlar. Benden size izin. En çok cezaevine atarlar. Bir şey olmaz. Vatan sağ olsun dersin, yatarsın kardeşim, değil mi? Biz öyle yaptık vallahi. Hiçbir şey de olmadı. Haberci Biziz Biz sitesinden okuyayım. Düşünme Vakti başlıklı yazı Bedrettin Naim Aslan'ın. Kılıcı Lord Biron'un bir sözünü başa koymuş. Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır demiş Lord Biron. Bir de Andreas Patidas diye bir adam. Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar demiş. Tarihe mal olmuş bu iki yabancının Türkler hakkındaki söyledikleri, eskiden düşmanları da, yani eskiden düşmanlar da mertmiş diyor. Türklerle savaşıyorlar ama Türkler hakkında bu iyi ifadeleri de kullanıyorlar. Biz hala aynı milletiz diyor Bedrettin Naim Aslan. Biz gücümüzün yettiği yere, bizim diyor hala şu vaziyetteyken bizim gücümüzün yettiği yere millet olarak onların hayalleri bile ulaşamaz diyor Bedrettin Naim Aslan. Evet, istiklal mücadelemiz devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı bölünmez bütünlüğüne kast eden düşmanlar aklı hayale gelmeyen yöntemlerle birliğimizi tehdit ediyor. Milletimin feraseti bu durumdan da güçlü çıkılmasına vesile olacaktır. Türk ismiyle özdeşleşen İslam milletimin omuzlarında hakim olacaktır Allah'ın izniyle diyor. Pusatlar kından çıkmıştır. Yarın dünyayı leş kokuları sarmadan şimdiden düşünme vaktidir. Bu kadar zalimi nereye gömeceğiz? Benden söylemesi demiş Bedrettin Naim Aslan. Habercimiziz de terörle ilgili ve küresel taşeron örgütlerle ilgili. Çare, hangisini okudum ben ya? Çare laiklikte daha etkili bir ilaç henüz bulunamadı diyor. Zamanımız var değil mi arkadaşlar birazcık? Hatta yüzer okuyayım.
Evet, Hüseyin Davutoğlu'nun arkadaşlar bu. Namazını okuduk, bunu da yan yazmışım ya. Heh. Hüseyin Davutoğlu'nun güzel bir yazı. Çare laiklikte daha etkili bir ilaç henüz üretilmedi diyor Hüseyin Davutoğlu ama paragraflarını işaretlememişim. Şuradan bir bakayım. Zamanımız var. Güzel kullandık zamanımız var. Önce küçük resmi bakalım diyor Hüseyin Davutoğlu. Günler öncesinde başladılar provokasyon çabalarına. Neymiş efendim? Müslüman Noel kutlamazmış. Vay vay vay, ne büyük olay. İnsanlar ister yılbaşı kutlar, ister Noel, isterse Paskalya. Bundan kime ne? Sorma sayıp bundan kime ne? Kimin ne yapıp yapmayacağına karar verme hakkını nereden buluyorsunuz kendinizde? Günahsa benim günahım sana ne diyor. Yılbaşı gecesi evimde oturdum, çekirdeğimi çitledim, mandalinamı soydum, ailemle sevdiklerimi sohbet ettim. Nerede hani bunun günahı? Sizlerde aile kavramı, sevgi, saygı, hoşgörü gibi erdemler olmayınca sadece saldırmayı bildiğiniz için anlamsız geliyor değil mi bütün bunlar diyor. Eleştirini devam ettirmiş. Hepsini ya zamanımı alacağı için. Evet. Sizler olmayan bir sözde fetih kutluyorsunuz. Her 31 Aralık gecesi kimse size bir şey diyor mu? Mekke 31 Aralık günü mü fethedildi? Bunu ne kadar kötü niyetle yaptığınızı bilmiyor muyuz? O gece ağzınızdan salyalar aka aka milyonlarca insana hakaret etmeniz mi Müslümanlık diyor. 31 Aralık Mekke'nin fethi değil, evet. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630. Ama 31 Aralık'ta senelerde belki 20 yıldan beri Mekke'nin fethi olarak kutlanıyor bir alternatif olarak. Ben burada Hüseyin Davutoğlu kardeşime katılmıyorum. Neden? Eğer o gecelerden bir tanesine gitmiş olsaydı Mekke'nin fethi kutlamalarına, orada insanların salya sümük başkalarına hakaret etmediğini görürdü. Son derece kardeşane, sevgi dolu bir ortamda kutlanıyor. Buraya muhalefet şerhimi koyuyorum kardeşim. Kocaeli Barış Gazetesi'nde Yılmaz, evet affedersiniz, Hüseyin Davutoğlu kardeşim. Hüseyin Davutoğlu'nun yazısında. Yani siz bize fırsat vermeyelim diyoruz bir yandan laiklikten yola çıkarak, ama bir yandan da yazınızın içerisinde ben yılbaşını evde oturdum, mandalina soydum, siz gittiniz Mekke'nin fethini kutladınız, salya sümük millete hakaret ettiniz filan diyorsunuz. Yani siz ve ben diye bakarsak zaten sıkıntı buradan çıkıyor. Laiklik de buna karşı bir şey. İsteyen gider Mekke'nin fethini kutlar, isteyen gider diskoda eğlenir, isteyen evinde oturur mandalina soyar. Ama hepsi biz olarak algılanmalı. Bu algıyı geliştirmemiz lazım. Zaten yazının da genel mantığında Hüseyin Davutoğlu yani laiklikten yola çıkarak milli birlik, beraberlik ve yaşam tarzına müdahale konusunu işlemiş. Yani benim gibi düşünüyor aslında ama buradaki ifadeler düşüncesini yansıtmıyor diye düşünüyorum. Yani siz gittiniz Mekke'nin fethini kutladınız, orada millete hakaret ediyorsunuz. Etmiyor yani. Bunun kayıtları var vesairesi var. Biz gittik, ben bu sene gitmedim ama daha önce gittim. Bir de bu etkinliği yapanları birebir tanıyorum yani. Adamların hayatında ağzından küfür çıkmaz. Salya sümük, sövmek falan onların işi değil yani. Sevgi dolu insanlar. Katılmayabilirsiniz, oraya gitmeyebilirsiniz ama oraya gidenlere siz gidiyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Siz, biz diye size başlarsak bunun sonu gelmez arkadaşlar. Bir gün gelir kör tuttuğunu öper yani. Zaten terörist dediği de budur yani. Sen bana siz dersen, ben de sana sen derim. Hadi kim kimi öperse. Buraya gitmeyelimin peşindeyiz. Buraya gitmeyelim. Bu yanlış yol. Mekke'de isteyen Mekke'nin fethini kutlasın. İsteyen diskoya gitsin, isteyen evine gitsin kardeşim. Hepsi bizim bunların. Kutlayan da bizim, kutlamayan da bizim. Niye ayrıştırıyoruz ya? Ve yazının genel mantığında da böyle bir şey yok. Yani destekliyorsun aslında yazıda da. Yani benim gibi düşünüyorsun aslında yazının tamamından, ben bunu anlıyorum. Ya sizin sitenizde bir de işaret koyamıyoruz. Hep şifreli ya. Onun için kaybettiğim yeri bir daha bulamıyorum ya. Evet, sırf eğlenmek için bir araya gelmiş yüzlerce insana saldırmak hangi kitapta yazıyor? Ölümü savunmak, orada ölen ya da yaralanan insanlara oh demek nasıl bir Müslümanlık? En büyük günah can almak değil mi İslamiyet'te? Tabii ki öyle. Semavi dinlerin içinde en akılcı olan sürekli iyiliği, hoşgörüden bahseden İslamiyet nasıl bu hale getirebiliyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Şunu unutmayın, terör cehaleti sever, adaletten nefret eder. Yok edin cehaleti, getirin adaleti, bir süre sonra terör terk eder memleketi. Şiir gibi olmuş burası da. Bir kere deneyelim. Bir kereden bir şey olmaz. Gelelim büyük resme. Buraya yarıyorum. Ne Beşiktaş saldırısı, ne Kayseri'de çarşı izinde çıkan askerlerle yapılan bombalı saldırı, ne Rus büyükelçisinin öldürülmesi ve son olarak da gece kulübüne yapılan saldırı. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız saldırılar değil, diyor Hüseyin Davutoğlu. Evet. Amerika, Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlarına devam ediyor. PKK, FETÖ, IŞİD hepsi devrede. Aynı merkezin talimatlarına göre hareket ediyorlar. İstediğimizi yapmazsanız Türkiye'yi yönetilmez hale getirir mesajı veriliyor. Yılbaşı kutlamaları üzerinden yapılan bu saldırı ile toplumda laik anti laik kamplaşması planlandığı açıkça görülüyor. Buyur, kendi tespitin. Demin onu anlatıyordum ben de. Yani bu tespit de gene Hüseyin Davutoğlu'na ait.
Yok değil mi benim ilave? Üstte biraz maksadını açmış gibi geldi o paragraftaki işte saldırıyorsunuz. Evet onu da onun için eleştirdim. Ama asıl maksat şu söylemeye çalıştığı. Üstte maksadını açmış olabilir bazı ifadelerde ama temelde makalenin tamamında maksat ne? Ne yapmaya çalışıyor? Yılmaz Karabek diyor ki Amerika'dan Amerika Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonların devam ediyor. PKK, FETÖ, IŞİD hepsi devrede. Aynı merkezin talimatlarına göre hareket ediyorlar. İstediğimizi yapmazsanız Türkiye'yi yönetilemez hale getiririz mesajı veriyor. Yılbaşı kutlamaları üzerinden yapılan bu saldırı ile toplumda laik, anti-laik kamplaşması planlandığı açıkça görülüyor. O zaman biz bu tuzağa düşmememiz lazım değil mi? Saldırganın kim, hangi örgüt olduğu pek önemli değil. Teröristlerin kimin hesabına çalıştıkları önemli. Hükümetten alçak saldırı ile ilgili yapılan ilk açıklama ise oldukça önemli. Başbakan yardımcısı ve hükümet sunduğundan kurtulmuş. Çok net söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir terör örgütü arkasında bir takım istihbarat destekleri olmazsa, lojistik destekleri olmazsa, silah destekleri olmazsa bir hafta bile ayakta duramaz demiş Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş'un ne demek istediğini anlamak için uluslararası ilişkiler ya da terör uzmanı olmaya gerek yok. İsim verilmese de Amerika suçlanıyor, CIA ima ediliyor. Her şey ortada. Amerika çıkarları neyi gerektiriyorsa IŞİD onu yapıyor. PKK ve FETÖ'de aynı çıkar ilişkisinin piyonları ve son söz. Çare layıklıkta daha etkili bir ilaç henüz üretilemedi diyor Hüseyin Davutoğlu kardeşimiz. Teşekkür ederim. Zamanımız varsa bir tane daha okumak isterim. Kafanı salladın. O ne anlama? 51 ama daha. Özet yaparım. Kocaeli Koz Gazetesi'nden Gökhan Karabulut. Hemen özet yapayım hızlı hızlı. Olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı sana? Başlıklı yazıyla bir belediye başkanını suçlamış. Kim olduğunu ben anlayamadım. Kendisi daha iyi bilir. Efendim devam ediyoruz. Kocaeli tiyatro sahnesi sunar. İlimizde 2013 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar resmen tiyatro izledik ve hala izlemeye devam ediyoruz. AK Parti'nin üst düzey yöneticileri kalkıyor, içimizde FETÖ yok diyor. Ve bunu söylerken de yüzleri bile kızarmıyor, kekelemiyor. İnanarak söylüyorlar. Önce kendilerini inandırmışlar diyor buna. Koz Gazetesi dergisi kurulduğu günden bu yana özellikle 2016 yılının Mayıs ayından bugüne Fethullahçı yapılanma ile mücadele ediyor. Bu mücadeleyi ilimizde başka bir kurum verse AK Partili belediyelerin kapısını aşındırır, AK kadrolara yağdanlık yapmak için 24 saat o kapılarda yatıp kalkardı. Biz ne yaptık? Önce vatan dedik. Gazetecilik mesleğini icra etmenin gururunu yaşadık. Fethullahçı terör örgütünün adli ayağındaki militanları tarafından biz operasyon yerken kentimizdeki AK kadrolar uyumayı seçti. Kulakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymadığı gibi bizi de işitmediler. Çünkü ceplerini doldurmakla meşguldüler. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleri ve tarafsız yayın kuruluşları da bu örgütle mücadele ediyordu. Kendileri etmediler diyor. Kocaeli'den bahsediyor. Gökhan Karabulut. 15 Temmuz sonrası hepsi birden sözde FETÖ düşmanı oldu. 15 Temmuz tarihine kadar öyle sıkı bir şekilde mücadele ettiler ki bu örgütle 15 Temmuz sonrası biz içimizdeki FETÖ'yü temizledik, içimizde Fethullahçı yok diyecek kadar ileri gittiler. Bu nasıl bir tiyatrodur, bu nasıl bir aldatmacadır arkadaş? Sanırsınız hepsi konservatuar bölümünden mezun olmuş diyor. Gökhan Karabulut fena dalga geçmiş. Yani dediği nedir? Belediyelerde ve kurumlarda AK Parti'nin yerel yönetimlerinde hala bir sürü FETÖ'cü var. Biz diyor yıllardır bununla mücadele ediyoruz. Bizi görmezden geldiler veya biz sıkıntılar yaşarken yok saydılar. Onlar FETÖ'cülerle beraberdiler. 15 Temmuz'dan sonra sanki bir anda her şeyi temizlermişler iddiasıyla çıkıp bizde FETÖ yok diyebiliyorlar diye eleştirimiz Kocaeli Koz. Gazetesi diyeceğim inşallah yakında. Öyle umut ediyorum. Gazetesi çıksın isterim ben de. Kocaeli Koz dergisinden haber portalından diyeyim o zaman. Gökhan Karabulut kardeşimiz. Teşekkür ederiz. Yorulduğum belli oluyor mu? Bitti mi? Çıktık mı yoksa? Boşuna mı konuştun? Çıkmadık mı? Tamam o zaman kapanış konuşması. Günün anlam ve önemini içeren. Kaç dakika? 3 dakika. Tamam. 2 dakika. Arkadaşlar internet sitelerinden de köşe yazılarını okumaya gayret ediyorum. Güncel olanları yetiştirebildiğim kadar. Eğer başka internet siteleri varsa burada listesi var bende. Bunlar güncel yazı olmadığı için okumuyorum. Ama Osman Sanaç diye Facebook'ta benim sayfam var. Ulaşabilirsiniz. Yani şu yazı var, şu site var. Bu siteye de bir bak derseniz onları da keyifle, zevkle değerlendiririm. Bunun dışında hiç kimseye dışladığım falan yoktur. Öyle anlaşılmasın. Sadece ulaşamamışımdır. Dikkatimden kaçmıştır vesaire. Bunun dışında gazetelerimizi okurken her programın sonunda söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim.
Kendi düşüncelerimi de köşe yazılarının içine bazen katıyorum. Bazen ses tonumu yükseltiyorum. Benim yapım böyle. İzmit'te Kentin gazeteleri arkadaşlar beni zaten tanıdılar. Yapım böyle, lehçem böyle, üslubum böyle. Herhangi bir art niyetim olmadığını bilirler. Fikirlerimi, düşüncelerimi sizinle paylaşırken sürçülisan ettiysem hoş görün. Çünkü bana sürçülisan etmek size hoş görmek yakışır. Bir sonraki programda ya da internetten tekrarını izlemek için. Gerçi bunu izliyorsanız zaten tekrarını izliyorsunuz internetten demektir değil mi? İyi mantık kurdum değil mi? Yani bunu izliyorlarsa zaten internetten izliyorlar. O zaman internet sitesi söylemeye gerek yok yani. Boşuna konuşmayalım. Bitiriyorum. Sürçülisan ettiysem hoş görün. Çünkü bana sürçülisan etmek size hoş görmek yakışır.